Evet sevgili izleyenler, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz bir akşamki yayınımıza daha. Bu akşam yine her zaman olduğu gibi çok kıymetli bir isim bizlerle birlikte sevgili Erhan Altunay, araştırmacı, yazar. Özellikle yapmış olduğu tarihi çalışmalarla, vermiş olduğu eserlerle bizlerle yıllardır birlikte. Bu akşam da bizleri kırmadığı ve bizimle birlikte olduğu çok önemli bir konuyu değerlendireceğiz. Bilgisine başvuracağız, bu konunun detaylarını inceleyeceğiz. Erhan hoş geldin. Merhabalar, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim ya, çok koşturmacalı bir günün sonunda. Güzel bir sohbet iyi olacak. İnşallah. Çok yoğunsun. Bu yoğun temponun içerisinde bize de vakit ayırdın. Ama böyle herkesin konuştuğunu değil ama belki kimselerin bilmediğini yahut ayrıntısına inemediği bir konuyu konuşacağız seninle bu akşam. Senin bu konudaki çalışmalarına ve bilgine Evet. başvuracağız. Evvela İlginç bir inşallah konu, böyle çok hani keyifli hem bir biraz konu, evet. dinlendirici bir program olur hem de keyifli, eğlenceli bir program olur. Seninle zaman zaman yapmış olduğumuz sohbetler tadında bir program olur. Umarım. Hemen ben şunu sormak istiyorum. Şimdi İstanbul hakkında çok çeşitli çalışmaların var. Özellikle Osmanlı tarihi, Fatih Sultan Mehmet dönemiyle alakalı yapmış olduğun çalışmalar var. Tüm bunların içerisinde yani Ayasofya, Ahit Sandığı vesaire. Biz bugün biraz daha Fatih'i ve Fatih'in torunlarını konuşacağız. Aslında Türkiye'deki torunlarını değil, Türkiye'deki torunlarını herkes konuşuyor veya Türkiye'deki ailesinin devamını herkes konuşuyor ama biraz da Vatikan'daki ve Evet, oradaki kendiler de bağlantılarını konuşuyor bol konuşacağız seninle. Dinliyorum. bol. Ha, kendileri de bol bol konuşuyor. Evet, Türkiye'de çok tanınıyorlar. Evet. Şimdi o zaman sevgili izleyenler de bizleri bekliyorlar ve özellikle ben şimdi sana şu soruyu sormak istiyorum. Fatih Sultan Mehmet, çağ açıp çağ kapayan bir padişah. Tabii bu Türkiye'de bizim tarafımızda bu şekilde geçiyor. Avrupa'da böyle bir şey söz konusu değil. Onlar böyle bir şey söylemiyorlar. Fakat Fatih Sultan Mehmet'i 29 Mayıs işte İstanbul'un fethi münasebetiyle bizler de hem bu ekranlarda konuştuk hem de zaman zaman TV programları işte Fethin Yıl dönümünde çok çeşitli yayınlar yapıldı. Çok kıymetli eserler verildi bu hususta. Bu eserlerin zaten muhteviyatı her şeye değer. Fakat burada biz Fatih Sultan Mehmet'in devamı olan 2. Bayezid ama bir de tahta geçemeyen Cem Sultan var. Şimdi Cem Sultan hadisesini çok kısa bir özetlemek gerekirse ne dersin Cem Sultan'la alakalı? Yani ben şöyle sorayım daha doğrusu. Hani bir talebe gibi. Cem Sultan kimdi? Valla Cem Sultan benim biraz özel ilgi alanıma geliyor. Zaten Pelin'le yazdığımız İstanbul'un Gizli Tarihi kitabında Cem Sultan'a biraz yer vermiştik. Şey yaparak hazin bir hikaye aslında Cem Sultan'ın hikayesi. Ama hataları var mı? Var. O dönemin özel koşulları var mı? Var. Birçok şey birbirine karışmış vaziyette. Tabii. Fatih'in ölümü çok ani oluyor 1481'de. Yani aslında sefere çıkıyor. Nereye gideceği belli değil. Bir anda çok ani bir ölüm. Ani ölüm derken tabii onun da hakkında spekülasyonlar var. Yok zehirlendi mi, yok kut hastalığı mı, işte kilo alıp vermesi, yüksek kilosu, birçok şey var. Ama şurası kesin ki Şehzade Beyazıt'ın da Şehzade Cem'in de beklemediği bir ölüm. Ne yapılacağı belli değil. Devlet erkanının ne yapacağı belli değil. Çeşitli rivayetler var tabii. Kim İstanbul'a önce gelir, ne olur gibi. Ama gerçek olan bir şey varsa Fatih'ten sonra tahta oturması en muhtemel olan kişi Beyazıt tabii ki Şehzade. Çünkü bir, Yeniçeriler onu destekliyor. Büyük bir destek buluyor. Diyelim o zamanki derin devlet ya da devlet tarafından büyük bir destek bulduğu kesin. Zaten Yeniçerinin desteklemesi en önemlisi orada. İkincisi aslında Fatih'in Cem Sultan'ı sevdiğini biliyoruz. Fakat Cem Sultan'ın hataları var. Daha Fatih hayattayken tahta geçme çabası var. Oraya girelim mi bilmiyorum. Nasıl yani Cem Sultan abi işte babası öldüğünde Bayezid'le savaşıyor. Bursa'da hatta Ölmeden, ferman daha bastırıp işte ölmeden, daha tuğrasını parasını bastırıyor ama
Evet. Babası hayattayken Tansu'ya geçme Babası çabası nedir? hayattayken de öyle bir çabası var bilinen. Ve babasıyla arasının bozuk olduğunu da biliyoruz. Hatta bir dönem hani saraya gelemiyor, gelmesi gerekirken. Ben sana onları anlatırım ayrıca. Yazarım. Tamam. Ondan sonra fakat bir tabii burada bir şey daha bilmek lazım. Fatih Beyazıt'ı çok istiyor muydu? O da tartışmalı bir konu. Çünkü ilk başlarda Cem Sultan'ı sevdiği söyleniyor ama Fatih'in en sevdiği şehzadelerinden biri, hiç adı geçmeyen bir de Mustafa var. Mustafa biraz benim için önemli. Anlatacağım niye önemli olduğunu da. Tam Mustafa öldürüldüğü zaman çok sinirlendiği, deve bindiği söyleniyor Fatih'in. Yani bir tartışma oldu. Hemen Mustafa'dan da, Şehzade Mustafa'dan da söz edeyim. Biliyorsun İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir Fatih resmi getirdi. Belliğine atölyesinden çıkma. Evet. Belliğinin değil, onu gazeteler biraz farklı yazdı. Basın biraz farklı gördü. İşte Belliğinin portresi falan yaptığı şey. Hatta ben orada hani Şehzade Cem olabileceği yönünde bir şey oldu. Tartışma oldu. Hatta biraz da eski yazanlardan esinlenerek. Ama orada o karşıdaki Şehzade'yi ben hep Mustafa olabileceğini söyledim. Öyle bir tezim oldu. Çünkü iki nedeni var bunun. Bir tanesi, yaşayan bir şehzadeyi koymazdı karşısına. Evet. İkincisi, ne yazık ki sanatına, bilgisine değer verdiğim biri de bana saldırdı ama herhalde kendisinin çok fazla bilgisi yoktu bu konuda. İtalyan Rönesans sanatında, resimlerinde bir ölüyle birlikte resmedilmek vardır. Hatta çok meşhur bir Cenovalı tüccar mıydı? Tam hatırlamıyorum. Karısıyla, ölen karısıyla birlikte kendi portresini yaptırıyor karşılıklı, ki İtalyan Rönesansı'nın en meşhur portrelerinden biridir o. Resimlerinden biridir. Hatta bu tür örnekler olduğu için Rönesans döneminde Fatih'in bilgisi dahilinde olması muhtemel. Ölmüş bir şehzadeyle de portresini yaptırdığını düşünüyorum ben. Tartışılır tabii Yani ama sen o çok tartışılan Bellini'nin resminin, Büyükşehir Belediyesi'nin getirdiği resimdeki kişinin Fatih'in karşısındakinin büyük oğlu Mustafa olduğunu düşünüyorsun. evet. Ve Çok net bir öldüğü şey zaman, söylüyorsun aslında bize. evet, öldürüldüğü zaman ne kadar üzüldüğü falan biliniyor tabii ki. Ki Mahmut Paşa'nın da aslında hani Mahmut Paşa o bir mevzusu vardır. Evet, onun Mahmut Paşa'yı öldürdüğü da bu söyleniyor. yüzden öldürttüğü söylenir. Çünkü hani Evet. ben hep söylerim Fatih Sultan Mehmet Sadrazamların analarından emdiği sütü burnundan getirmiştir neredeyse. Mahmut Paşa'yı da bu yüzden öldürdüğü söylenir. Evet Çoğunun Mustafa'nın biliyorsun bende bu başka bir yeri var. bazılarının burnundan gelmesine de fırsat olmadan öldürüldü. Evet. O kadar da Mahmut Paşa'yı tabii yani birinci sorumlu orada. O yüzden Peki. çok sinirlendiği biliniyor. Şimdi bunları bir yere bırakalım. Tabii ki birçok şey anlatılıyor. İşte ulakların geç gelmesi, Cem'in gecikmesi, şu bu. Olaylar nasıl gelişti tam olarak bilemesek de iki önemli olay var. Birincisi, ikinci Beyazıt'ın tahta çıkması. İkincisi de Cem Sultan'ın arkasındaki bütün siyasi desteği kaybetmesi. İşte Evet. Karamanoğulları, şu bu, bütün Anadolu'da olabilecek desteği kaybetmesi. Tabii Cem Sultan kimdir dediğimizde Fatih'in oğullarından biridir. Bir zamanlar Fatih'in sevdiği o ve padişah olarak görmek istediği, çünkü 2. Beyazıt'ın çok devlet işleriyle alakası olmadığını biliyoruz bazı mevzulardan dolayı. O yüzden hani abisiyle taht kavgası yapan kişi olarak tanımlayabiliriz Cem Sultan'ı. Tabi buradaki en bahtsız kısmı, hep talihsiz olduğu söylenir ama talihsizliğe aldığı yanlış kararlar.
Tarsus'a kaçması diyelim bütün Mısır'a kadar. Ama çok önemli bir şey. Mutlaka tabii öldürüleceğini biliyordu zaten kardeş katlerinden dolayı. Ve kendisine Rodos şövalyelerinin kucak açmasına kanıp onların yanına gitmesi belki de tarihin en trajik olaylarından biri, ölmesi daha da hayırlı olabilir miydi? Tartışılır. Şimdi burada bir konuya girelim istiyorsan hemen. Sen bana bol bol Şunu konu dediğin söyleyelim için. önce Erhan istersen. Yani ilk 27 Mayıs 1482'de, yani Cem Sultan zaten ağabeyle savaşıyor. Hatta diyor ki Tabii. ona, hani Batı'yı Anadolu'yu Bölüşelim ben diyor. idare edeyim, Batı'yı sen idare et. Aslında bir anlaşma yapmaya çalışıyor ama hani 2. Bayezid diyor ki Osmanlı o kadar namuslu bir gelindir ki iki damat kabul etmez. Zaten Fetret Devri'nde yaşananlar ortada. Ve iki kardeş aslında hani taht hakları, saltanat Hatta hakları ama bir meşhur laf tanesini kalıyor. var tabii. Ama Ama savaşıyor. Bir burada de şöyle bir ayrıntı da var değil mi? Yani Cem Sultan Bursa'yı kuşatıyor. Bursa'da kendi parasını bastırıp Turan kesinlikle. çektiriyor. Aslında saltanatını ilan ediyor. Ama olmuyor. İki ordu birbiriyle sürekli savaşıyor ve nihayetinde Cem Sultan zannediyorum en son Konya kuşatmasıyla birlikte Ankara'ya geliyor ve Ankara'da kendisine bir teklif geliyor Rodos'tan ve bu şekilde gidiyor değil mi? Oradaki Ya teklifin evet, ama şunu söyleyelim, hani Ankara'ya çekilmiyor, Ankara'ya kaçıyor. kaçıyor, Zaten evet. geri çekile çekile kaçarak gidiyor. Burada çok önemli bir şey var. Bunu çok iyi bilmek gerekiyor. Aslında Cem Sultan babası Fatih gibi biraz daha yüzü batıya dönük bir kişi. Batı tarihini, Batı dillerini bilen bir kişi. Aslında Beyazıt'a Doğu Batı modelini önerirken Roma İmparatorluğu'nu model alıyor. Öyle mi? Hani tabii ikiye ayrılmış bir Roma İmparatorluğu'nu zaten o da şey işte akrabalar böyle yaparız. Hatta meşhur söz işte sen çok iyi biliyorsun. Hani devlette akraba almaz hükümdarlıkta diye Roma Evet. modelini şey aldığında. Burada en önemli konuya girelim bence. Rodos şövalyeleri kimler? Böyle bir Evet. teklif niye geliyor? Hı. Şimdi orada çok önemli bir nüans var. Şimdi Rodos şövalyelerinin kökeninde Saint-Jean şövalyeleri var, Hospitalier şövalyeleri var. Aslında bunlar bildiğimiz ezoterik örgütler. Şimdi Tapınak şövalyeleri. tapınak şövalyeleri köken olmak üzere. Evet. Aslında tapınak şövalyeleri yapılanmasıyla şimdi şöyle bir durum var. Tapınak şövalyelerinin çıktığı bir kaynak var Şampanya bölgesinde. Bu kaynaktan başka şövalye tarikatları da çıkıyor. Saint-Jean şövalyeleri ve Hospitalier zaten böyle birlikte aynı şeyler. Saint-Jean şövalyeleri tabii şeyden çıkıyor hani Yohanna Kilisesi'nin orada olmalarından dolayı ama bir de efsane vardır Orta Çağ'da. Hani Yohanna Kilisesi'ne mal ederler Sancar Şövalyelerine. Ama Orta Çağ'da bir başka efsane vardır ki kökenini İncil'den alır. İncil'de, Yohanna İncil'inde son bölümde tam sonunda Petrus'la İsa yürürler. Evet. Arkasından İsa'nın en sevdiği takipçisi onları takip eder. Petrus sorar ya bu niye bizim arkamızdan geliyor der. İsa'ya İsa da der sana ne der. O bizim arkamızdan geliyorsa sana ne. O ben gelene kadar ölmeyecekse sana ne der. Yani Hz. İsa'nın ikinci gelişine kadar Yohanna'nın Saint Jean Fransızcası ölmeyeceğini ima eder. Ve efsane ölümsüzler Ölümsüz Saint-Jean Şövalyeleri diye buradan alınma bir öykü yaratmıştır. Şimdi Saint-Jean Şövalyeleri de tıpla ilgili hastaneler kurar hospitaliye ve hacıların sağlık sorunları ile ilgilenir falan filan aslında amaç. Tamplier'ler ne kadar parayla ilgileniyorsa bunlar da o kadar sağlıkla ilgilenip aslında farklı amaçları yerine getirmeye çalışırlar. Zaten sonu
Onu belli eder. İkinci önemli olay, burada ilk defa tam yani bir parça sözünü ettim ama ayrıntısını ilk defa burada vereyim. Saint-Jean Şövalyeleri, Tapınak Şövalyeleri gibi 4. Haçlı Seferi'nde İstanbul'a gelmişlerdir. Öyle mi? Evet, İstanbul'da Samsun Hmm. Hastanesi'ne yerleşmişlerdir. Samsun Hastanesi benim görüşüme göre bugün Ayavine'nin hemen dibinde bulunan kalıntıların olduğu yerdir. Farklı arkeologlar farklı yerlere yerleştiriyor. Biraz daha Turing binalarına doğru yerleştiren var. Buraya Psikopos Sarayı diye Sayın Feridun Özgümüş ama Prokopius'a baktığımızda gerek Prokopius'un verdiği bilgi gerek yangının o zamanki İstanbul yangının tasviri bana göre Ayavinin dibinde o hastanede Saint-Jean Şövalyeleri kalmıştı ama Saint-Jean Şövalyeleri 4. Haçlı Seferi'nden sonra burada kurulan Latin Krallığı'nda yepyeni bir tarikat kurmuşlardır. Aziz Samson Hastanesi kardeşleri diye. Bu ilk defa anlatayım. Yani Türkiye'de herhalde ilk defa incelenen bir konu. Çünkü daha önce Yani Latin rastlamadım. istilasında İstanbul'da bir şövalye tarikatı kuruluyor. Evet. Bu Bunun hemen tarikatın ismi de vakalesini neydi? Tekrar et lütfen. Samson Hastanesi Kardeşleri Tarikatı. Peki bunlar sonra ne yapıyorlar? Bundan sonra 1261 yılında İstanbul tekrar Bizans'ın eline geçtiğinde Korint bölgesine kaçıyorlar Yunanistan'a. Varlıklarını orada sürdürüyorlar. Sonra tekrar Sancak Şövalyelerine katılıyorlar. Peki İşte bunların bu tapını yani burada kurulan bu şövalye örgütünün daha sonra Cem Sultan'ın ailesiyle bir işi oluyor mu? ah işte oraya geleceğim. Bunu bir aklımızda tutalım. Tamam, bu bir kenarda Bunu kalsın, aklımızda bu kalsın. bir kenarda İstanbul'da Latin kalsın. istilasında gelen tapınakçılardan, şövalyelerden aslında İstanbul'da bir şövalye tarikatı kuruluyor. Bu bir aklımızda kalsın. Bunlar Yunanistan'a gitti, orada duruyorlar. Şimdi konumuza Orada devam dursunlar. edelim mi Cem Sultan'a? Şimdi öteki tarafta başka bir olay gelişiyor. Kudüs alınınca tabii ki bütün şövalyeler Akra'da Azam Akra'ya gidiyor Afrika'da. Akka'dan kovuldukları zaman 1291. Bunlar da tabii Avrupa'ya doğru kaçıyorlar ama en son Rodos'u ele geçiriyorlar 14. yüzyılda. Ve Rodos şövalyeleri olarak o adada kalıyorlar. Korint'te kalanlar da İstanbul'dan gidenler onlara katılıyor. Şimdi aslında köken baktığımızda İstanbul'la ilgili bir köken var. Şimdi İstanbul'un ele geçirilmesi, bunu ben hep söylüyorum. Çünkü bunlar dile getirilmemiş şeyler Türkiye'de. Ama bu şövalyeler tarafından her zaman için İstanbul'u ele geçirilmesi bir amaçtı. İstanbul kutsal emanetlerin olduğu yerdir. Ve çok önemli bir şey var. Ayasofya bir Latin katedralidir. Ayasofya'yı anlatırken her zaman bunu söylüyorum. Onların gözünde Ayasofya bir Latin katedralidir. Eğer inançları ve dinleri bilmezseniz, dinler tarihini bilmezseniz siyaseti anlayamazsınız. Papa'nın niye üzüldüğünü anlayamazsınız. Neden bir Latin katedralidir Ayasofya? Birincisi Papa'nın yanılmazlık dogması vardır. Papa'nın niye yanılmazlık dogması vardır? Bu birkaç kere izledim televizyonda bunu anlatan ilahiyatçıları. Çok farklı anlattılar ama doğru anlatmadılar. Kesinlikle anlattıkları şey değil Papa'nın yanılmazlık dogması. Papa'nın yanılmazlık dogmasının olmasının nedeni Papa önemli bir konuda konuşurken kutsal ruhun ona bu sözleri söyletmesidir. İnanca göre. Şimdi Hristiyanın temelinde teslis var. Evet. Baba oğul ruhlu Kudüs yani kutsal ruh. Evet. Aslında bu teslis baba oğul anne baba oğuldur. Hazreti Evet. Meryem Tanrı ve Hazreti İsa. Ama Hazreti Meryem çıkartılmış ruhul Kudüs. Kutsal ruh konmuştur teslise. Bunun nedeni İncil yazılırken
ya da elçilerin işlerinde bunların kutsal ve Tanrı sözü olduğunun belirlenmesi için İncillerin de elçilerin işlerindeki sözlerin de hatta mektupların da kutsal ruh tarafından yazdırılması söz konusudur. Kutsal ruhla dolarlar İncil yazarları ve böylece İncil yazılmıştır. Kutsal ruh yazdırmıştır. Kutsal ruh şey yapar. Aynı şekilde yanılmazlık dogmasının kökeninde ilk başlarda kutsal ruhun bunu söylemesi vardır. Yani Papa'nın yaptığı önemli şeylerde ya da papalık temsilcilerinin kutsal ruh söz konusu. Bakın bunlar çok önemli. Dile getirilmeyen ama bazı yerlerde dile getirilen inanç kırıntılarıdır. İstanbul'da söz konusu olduğu zaman 4. Haçlı Seferi sırasında İstanbul'a gelen çok önemli biri vardır. Bu kişinin adı Petrus. Petrus, Papa 3. Inokentius'un temsilcisi. Yani burada Papa adına karar alacak kişi. Hatta Latinler İstanbul'u yağmaladığı zaman Papa ona zehir zemberek bir mektup yazar. Der ki, lan sen ne yaptın der, bu adamları mahvettin. Hani sen oradayken bir şehri nasıl bu kadar yağmaladın der. Öyle zehir zemberek Papa'nın Innocentius'un 3. mektubu var Petrus'a. Ayasofya'nın bir Latin katedrali olması Petrus'un varlığıyla olmuştur. Papa'nın temsilciliğini bir nevi Papa tarafından çevrilmiştir. Daha da ileri gidersek Ruhul Kudüs'ün de varlığı söz konusu. O yüzden bu şekilde Latin katedraline döndüğü için Ayasofya artık Katolikler için bir Latin katedralidir. Şövalyeler için de bir Latin katedralidir. 1261 senesinde tekrar Ortodoks olması, 1453 senesinde cami olması onları ilgilendirmez. Onlara göre Papa'nın emriyle Latin katedrali yapılmıştır ve Latin katedralidir. Bunlar çok önemli. Bunlar tartışılmayan şeyler. Ama bakın çok ilginç örnek var. Trump Rahip Brunson'la konuşurken Brunson şey dedi. Ruhul Kudüs'ü gördüm dedi. Yani Trump'ın sözleri kutsal sözler dedi. Bu böyle siyaseten ve bazı yerlerde kullanılan kavramlardı. Hani Ruhul Kudüs'e deyip geçmemek gerekiyor. Bunlar önemli şeyler. Şimdi onların gözünde her zaman İstanbul alınması gereken, sıcağı sıcağına İstanbul'da kurulmuş gitmiş bir şövalye tarikatı tabii ki İstanbul'a geri dönmek isteyecek. Bunlar tarihi belgeleri, yani kroniklerin gizli kalmış köşeleri araştırıldıkça ortaya çıkan şeyler. Ne yazık ki çok araştırılmamış. Şimdi çok büyük zevkle görüyorum. Gerçekten gençler inanılmaz derecede doktora yapıyorlar. Hatta tezlerini istiyorum. İnanılmaz derecede bunları araştırıyorlar ki muhteşem bir olay. Bu bağlamda baktığında Cem Sultan Ankara'dayken ona kucak açılması çok önemli bir şey. Çünkü aslında bir planın parçası. Devam ederiz nasıl olduğuna. Sen konuş dediğin için ben çok konuşuyorum. Lütfen konuş zaten senin konuşman için. Hani ne yazmıştım ben hatırla Twitter'da bu paylaşımı yaparken. Daha doğrusu ben soracağım. Yani Erhan konuşacak. Ben soru soracağım. O yüzden şimdi sorumu şöyle sorabilir miyim? Cem Sultan madem bir oyunun parçası, bu oyun Cem Sultan oraya gittiğinde oyun nasıl oynandı ve Cem Sultan'ı oraya gemiyle götürdüler. Yani deniz yoluyla gidiyor zaten ve gittiğinde neler oluyor? Neler yaşıyor orada? Ve Şimdi daha sonra satılıyor zaten. Hani bir şekilde Fransa'ya vesaire satılacak daha sonra. Hani satılıyor, kendisi de kiralanıyor, satıldığını satılıyor, söylüyor. kiralanıyor. Her şekilde gidiyor. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Davet eden kim? Şövalyeler. Pierre Dobison. Yani Evet, Pierre Dobison. Pierre Ben şu Dobison. kitabımda Erhan, bu konuya ben Şehzadeler yani Sıradışı Osmanlı Şehzadeleri kitabında bu konuya yer vermiştim. Yani özel davetle gittiğini, Pierre Dobinson'un özel davetiyle gittiğini biliyoruz.
Evet. Peki bu Büyük neden, usta. yani hangi planın bir parçası ve oraya gittiğinde neler yaşıyor? Dobison büyük usta. Büyük Şimdi. Üstad. Evet. Yani Şövalye Tarikatı'nın, Rodos Şövalye Tarikatı'nın büyük üstadı. Büyük üstad şu demek. Tek kelimesiyle her şey hakkında tek karar verici kişi. Ya Dobison'un tapınakçılarda büyük üstad demek ne demek tam olarak tapınakçılarda? tek kelimeyle Yani her türlü şövalyelerde karar büyük veren üstad kişi. demek ne demek? Onların da dogması gibi büyük üstad ne derse odur. Tamam. Öyle O toplansın zaman meclis. Cem'e teklif büyük üstattan geliyor. Evet. Şimdi oraya gittiğinde tabii ilk başta çok iyi karşılanıyor ama ne yazık ki daha sonra o karşılanmanın arkasında yatan gerçekleri kendi kendine görmeye başlıyor Cem Sultan. O ilk karşılama gibi olmuyor her şey. Şimdi burada gizli kalmış iki şey daha var. Onda bir şey daha var. Onu da çok iyi ortaya koymak gerekiyor. Şimdi tabii ilk oraya gidişi şey yapması falan muhteşem bir olay onun için. Fakat öte yandan önce Rodos Şövalyeleri, sonra da Fransa Kralı olabildiğince bunu kullanacak. Nasıl kullanacak? Buradan Cem Sultan'ı tutma karşılığı para isteyerek kullanacak. Bunu hepimiz biliyoruz. Hatta Cem Buyurun. Sultan'ın annesi Çiçek Hatun'dan para istemişler. Yani annesinden dahi para istiyorlar yani. Bu kadar aşağılık bir hareket söz konusu. Birine Evet. iyi bakılması için, birinden orada tutulup esir kalması için. Zaten ilk başta Cem Sultan esir olduğunu anlıyor. Fakat kıyıda köşede kalmış bir olay daha var. Bunlar tarihte çok iyi bilinmesi gereken şeyler. Bazı şeyleri çok daha iyi açıklayan. Fatih Sultan Mehmet siyaseti çok iyi bilen bir kişi. Ama en önemlisi Batı'yı çok iyi bilen bir kişi. Çünkü daha şehzadeliği sırasında sen de çok iyi biliyorsundur. Fatih'i bu kadar araştıran bir kişi olarak İtalyanlarla ilişkisi muhteşem gidiyor. Yani bizim tarihler her zaman Moğollardan ders aldığını yazar. Ama İtalyanlardan ders aldığını söylemez. Ama almıştır. İsmi cismi bellidir hepsinin. Latinceyi de bilir, İtalyancayı da bilir. Rönesans kültürünü de bilir, diplomasiyi de bilir. Ve Fatih'in bir takım işte kutsal emanetleri kendi ukdesinde tutması, kendi malı olarak görmesi aslında her zaman için Batı'ya verdiği bir mesaj olmuştur. Hatta çok ilginç bir şey var. Fatih işte şeyde kalıyor, eski sarayda. Zaten hep eski saray değil. İki Fransiskan rahibi zannediyorum, Dominiken değil, Fransiskan. Onu ziyarete geliyor. Ziyarete geldiğinde odasını gösteriyor ve odasında Fatih'in bir Meryem ikonası var. Yani iki Fransiskan rahip Meryem ikonası gördüğünü, önünde mum yandığını yazmıştır. Bu tabii birilerinin hezeyan duyup Fatih Hristiyan'dı demesi için değil. Bunun anlamı aslında bak ben bunlara sahibim demek. Bu bir diplomasi dili. Geçenlerde fetih kutlamalarında aynısını yaptık. Bu bir diplomasi Ne yaptı dilidir. fetih kutlamalarında aynısını derken neyi Ayasofya, kastediyorsun? Ayasofya üstünde. Şimdi ondan sonra burada çok iyi bilinmesi gereken bir olay daha. Beyazıt'ın bu kutsal emanetleri kullanmak yerine Rodos şövalyelerine vermesidir. Yani ne yazık ki Beyazıt Rodos Şövalyelerine kutsal emanetler mi verdi? tabii ki verdi. Ne verdi? İşte bunları arşivlerden bakarsın.
Ama bugün Topkapı Sarayı'nda olan emanetlerle onların üstünden dolaşıp geldiği düşünülüyor. Yani neler vardı ki, ikonalar vardı. Nereye gitti bunlar? Mesela ikona oradaydı. Hodegetria, Maria Hodegetria. Hazreti İsa'nın başına konan dikenli tacın dikenleri Fatih'in koleksiyonundaydı. Daha bir yığın bu tür şeyler vardı. Hatta Fatih sırasında kaybolan kutsal emanetler vardır. Bunlar tartışmalı konular. Evet. Ama bir şey söz konusu, bayağı bir şey gitti. Daha sonra işte Fransa kralına satılması söz konusu. Ne yazık ki orada sergileniyor bir de Batı'nın o güzel şeyi. Afrikalıları biliyorsun, daha 20. yüzyıla kadar zencileri fuarlarda sergiliyorlardı Demir kafeste. kafesler içerisinde. Hatta Cem Evet. Sultan'ın da böyle bir gravürüne ben denk gelmiştim. Ne yazık Cem ki. Sultan'a böyle tahta, yani insan taşıyan arabalarla kafes içerisinde şehir şehir, Rodos'ta özellikle, hani sokak sokak gezdirip Fatih'in oğlu bizde hapis hayatında diye bir Ne teşhir yazık etme ki. gibi bir şey var. Ve bu zaten Cem'i incittiği için, Cem'in de divanına baktığın zaman Cem'in şiirlerinde çok net bir şekilde rastlıyorsun. Biz okul yıllarında Cem'in bu şiirlerini incelerken gerçekten gönlü Onu sızlıyor sen orada daha iyi esir biliyorsun olduğunu benden ya. anladığında. Şimdi burada çok acı bir şey tabii. Hani Batı'nın bakış açısı bu. Yani Cem Sultan'ı kendisi de farkında bu şekilde esir olduğunun, sergilendiğinin. İşte böyle yani dilim varmıyor fazla. Hani papaya vermezleri Fransız kralın. Tabii 5. 8. Charles orada. Hani al sen de dursun bir müddet sonra ben kullanırım falan gibi ifadeler tabii hoş değil. Hatta Papa'nın karşılaması sırasında Papa ile karşılaşmalarında Cem'in dik duruşu hala tarihe geçmiş vaziyette. Bunu Hani sen ne iyi diyordu biliyorsun. oradaki sözü Erhan? Oradaki mevzu çok önemlidir aslında, değil mi? Yani ona papayla görüştüğünde eğileceğini söylerler. Cem Eğilmek Sultan'ın değil, da ayağını hani... öpeceği söylenir. Bu İsa'nın ayaklarının yıkanması, Papa da ayak yıkar. Hani o eski adetin tekrarlanması gibidir. Bir de tabii orada bizde sarık çıkarmak ağır bir şeydir, bilirsin sen. Hani çıkarması gerektiği söylenir. Çok sen daha iyi anlatırsın onu. Cem Sultan bunu dik durur ve reddeder. Hatta şöyle, Papa ile görüşmesinin öncesinde Vatikan teşrifatçıları kendisine hükümdarlarının Papa'nın ayaklarını öptüklerinden bahseder ve Cem Sultan'a da huzura girdiğinde Papa'nın ayağını öpmesi gerektiğini söylerler. Cem Sultan ise böyle bir zilleti ölümü bile tercih edeceğinden bahseder ve bu teklifi şiddetle reddeder. Başka çarelerinin kalmadığını anladıklarında Cem Sultan'ı Papa'nın huzuruna çıkartmak zorunda kalırlar diye ben kaleme almışım bunu. Yani ben Maalesef. ölümü bile böyle bir zillete tercih ederim Tabii. diyor Cem Sultan. Tabii bu önemli bir şey. O oradaki kutsiyeti kabul etmek anlamına geliyor. Hani Hemen. benim dinimin kutsallarını değil, Papa'nın kutsallığını kabul ediyorum demek, böyle bir hareketi yapması imkansız ki zaten biliyorsun kendine Hristiyanlık teklif edildiğinde ben de yazdım onu kitapta. Aslında bunları da yazdım. Ben de yazdım. Pelin'le yazdık daha doğrusu. Pelin çiftle birlikte. Hani bunların hepsini reddettiği. Hristiyan olması da teklif ediliyor. Bunu da reddediyor. Evet. Bunlar sembolik hareketler. Bunu bir kere yaptıktan sonra geri dönüşü olmayan hareketler. Tabii ki zehirlenmesi de aynı şekilde. Ne yazık ki işte İstanbul'u yıkan, Latin istilasında yakıp yok ettiren Papa 3. Inokentius'tan sonra bir başka Inokentius, 8. Inokentius. Cem Sultan'ı bu kadar şey yapsa da, hani sarılarak öperek karşılasa da sonunda onun esir olduğunu, büyük bir siyasi güç olduğunu şey yapıyor. Fransa Ama bütün bunlar kralı para için değil, değil mi? Yani para değil için tabii. değil. Evet, 2. Beneşten Şimdi sonra oraya kurtarıyorlar. geçeceğim zaten.
Tarihi kısmı hızlı geçiyorum. Hani Fransa kralının eline geçeceğine ölsün daha iyi diyor Papa, yani en kolu, en kestirme yolu bu. Ben öyle yazdım en azından şey Pelin'le. Hani onun eline geçeceğine ölsün bu adam diyor ve gidiyor. Şimdi Peki zehirlenmek. şunu söylemek istiyorum özellikle. Şimdi aslında Papa da hani Cem Sultan'a Hristiyan olmasını teklif ediyor. Cem olmuyor. Daha sonra zaten demek ki sen hani az önce söyledin ya konuşmamızın başında planın bir parçası olarak aslında davet ediliyor. Aslında Cem'i Hristiyanlaştırmak değil mi davet edilirken oraya? Ama Cem olmadı, oğullarını zaten daha sonra Hristiyanlaştırıyor. Yani Hristiyanlaştırmak bir amaç mı tartışmalı? Yani düşünmek lazım, çünkü sonuçta şövalyeler, şimdi şövalyelerin bir özelliği var. Bakın bunlar hep şeydir. Böyle kroniklerin aralarında, kıyılarında, köşelerinde kalan şeylerdir. Şövalyelerin çok büyük bir gücü var Hospitalier Saint-Jean ya da Rodos Şövalyelerine. Tıp. Bunlar Müslüman ülkelerde, saraylarda doktor olarak da varlar. Casuslar. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Tıbbı iyi bilenler aslında bu kökenden. Saint-Jean Şövalyeleri, çünkü hastane işletenler. Tıbbı bilen insanlar. Hani bu tür şeylerle, bahanelerle karşı tarafı çok çok iyi bilen insanlar ve %100 eminim ki Hristiyan bir şehzadenin Osmanlı tahtına geçmeyeceğini herkesten iyi bilirler. Yani O orada zaman içeride hedef, yani bir hedef var aslında. Osmanlı tahtı başka derken bambaşka, İstanbul saltanatı. evet, bambaşka bir hedef var sonuçta. Yani en azından belli, Yeniçerinin seçimi belli. Evet. Bunlar çok iyi biliyorlar. Yani İstanbul'un içinde cirit atıyorlar. İkinci Beyazıt döneminde bütün şövalyelerin cirit attığı zaman. Hatta bir bilgisayar oyunu var, Assassin's Creed diye, bunu anlatıyor. Biliyorsun Beyazıt 2 kere terk ediyor İstanbul'u. Evet. Bir Birincisi depremde bir de. deprem sırasında, ikincisi veba salgınında. Evet, Hemen veba kaçıyor da. Edirne'ye. Ve büyük zafiyet var o dönemlerde İstanbul'da. Bunlar tabii söylenmiyor bizim çok sevgili tarihçilerimiz tarafından, ama orada Bana mı büyük taş zafiyet. atıyorsun? Hayır, sana atmıyorum canım. Tamam, Kime teşekkür. taş attığım belli. İkinci Tamam. Beyazıt yüzünden tartışmıştım zaten. Yani orada bir zafiyet de söz konusu ve inanılmaz derecede. Bir de düşünsene, hani veba, büyük veba oluyor ama Fatih'in son dönemlerinden beri İstanbul'da salgınlar irili ufaklı devam ediyor, hastalıklar devam ediyor. Yani yabancı, İtalyan doktor, yok şu doktor, bu doktor vasıtasıyla casuslar cirit atıyor İstanbul'da. Hani kimin ne yaptığını biliyorlar. Hani tutup da hiçbiri Hristiyan bir imparator Osmanlı'nın başına geçer demez. Onu çok iyi bilmek lazım. Osmanlı'nın dinamiklerini, Yeniçerinin dinamiğini, saray çevresinin dinamiğini hepsini çok iyi bilirler. Şimdi gelelim burada aslında olayların kökeninde neler var. Bir şey unutmayın. Ben uluslararası ticaretle uğraştığım için bu şeyi çok iyi, bu mantalite farkını çok iyi biliyorum. İçinde yaşıyorum. Batı her zaman uzun vadeli düşünüyor. Mesela adam 2022 senesinde bir alım yapacak. Bugün gelir, bizim üreticiyle konuşur. Üretici de geldi müşteri diye satmaya çalışır. Alıyor musun, almıyor musun? Söyle lan bana. Almıyorsan almıyorum. Şimdi İkisi hiçbir zaman anlaşamaz, çünkü bir tanesi uzun vadeli düşünür, bir tanesi kısa vadeli düşünür. Şimdi o mantalite farkı önemli. Batı'nın düşünme tarzı hep 100 sene, 1000 sene. Çünkü kutsaldır bu rakamlar, İncil'de geçtiği üzere asır, milenyum falan.
Uzun vadede planlar yapar. Cem Sultan'ı tahta geçirirse ne âlâ, geçirmezse sülalesinden birini geçiririm de. Mutlaka onu elimde tutarım da. Şimdi o yüzden baktığında hani çok kısa vadede adamı Hristiyan yapalım, başa geçelim, Osmanlı da Hristiyan olsun falan. Öyle bir plan olması çok da şey gelmiyor. Cem Sultan'ın çok ilginçtir. Papa Innocentius'un Cem Sultan'la birlikte Osmanlı'ya karşı bir Haçlı Seferi düzenleme planı vardır. 8. Innocentius, önceli 3. Innocentius gibi. Ama ve lakin Batı hiç de böyle bir taraftar değildir. Yani 8. Charles, ya yaparız ederiz der ama böyle bir adım atılmaz hiçbir zaman. Ona dikkat etmek lazım Cem Sultan'ın etrafında dönen olaylara baktığımızda. Şimdi burada bir başka ilginç olay daha var. Şimdi ya nasıl söyleyeyim? Mesela Pierre Dubuisson aldığında şeyi Cem Sultan'ı esir tuttuğunda diyelim artık ne yazık ki bu kelimeyi kullanmak zorundayız. Konuk etmesek komik olur. Mesela Beyazıt'a tehditler savuracağına Beyazıt'la anlaşma yoluna gitmiştir her zaman. Yani Yani halbuki elinde bir şehzade var değil mi? Daha önce evet. Bizans'ta Osmanlı'ya karşı şehzadelerini defalarca kullandı. Ama Cem Sultan gibi bir şehzade var ki padişahlığını dahi ilan eden bir şehzade varken meydan okumuyor, anlaşma yoluna gidiyor. Neden? İşte demek ki plan biraz daha uzun vadeli. Çünkü Parfiyon Tamam. İmparatorluğu beyin kafalarını ezeceğini biliyor. Daha Beyazıt'ı tanımıyorlar fazla. Çok aşırı derecede temkinli yaklaşıyorlar. Belki de babası gibi düşünüyorlar, bilmiyorum. Yani ama babası değil tabii. Hiç de alakası yok. Ama Şimdi Erhan, bir sözünü keseceğim burada evet, sen de müsaadenle. orada Şimdi bir şey oldu. izleyicilerimiz de mesaj yazmaya devam ediyorlar. Burada soruları da geliyor. Çok teşekkür ediyorum Banu Hanım'a, Alp'e, Ebu Bekir, Arif Aydınlı, Özlem Kurtuluş, İrfan Yazıcı. Ama bir şey sormuş Kadir, Abdülkadir Bey. Diyor ki Cem Sultan ile beraber papalığa sığınan kimler? Yani Cem Sultan yalnız başına gitmedi değil mi papalığa? Yanında kimler vardı? Tabii ki ailesinden de olanlar vardı. Şimdi oraya geleceğiz yavaş yavaş. Tamam. En önemli yerlerine gelelim. Şimdi bu iki şeyi, iki akımı birleştirelim aslında burada. Şimdi biraz flashback yapalım. İstanbul'un fethine doğru gidelim. Tamam. İstanbul'un fethinde neler oluyor? İstanbul'un fethinde kuşatma var. Kuşatmada Bizans İmparatoru ne yapıyor? Son Palaiologos Konstantin ordunun Zararlandı. başında, surların Evet, ordunun tepesinde başında birinci adam savaşarak ölüyor. savaşarak Evet. ölüyor. Çeşitli rivayetler var. Cesedini istiyor, Fatih bulmak istiyor. Bulamıyor. Aslında olan bulunmuyor, kayboluyor, gidiyor. Hatta büyük olasılıkla da imparatorluk alametlerini kullanmıyor artık. Evet. Çeşitli şeyler olmasın diye. Ama işte yok Erguvan çizmesi, yok kafası kesik, yok bilmem ne. Bir yığın rivayet çıkıyor ondan sonra. Ama tahttaki son Palaiologos savaş meydanında ölüyor. Evet. Ve Ama ilginç iki bir tane palaiologos. yeğeni var. Evet, ilginç bir Palaiologos varisi yok. Ama iki tane yeğeni var. Şimdi Hatta üç üç tane, tane değil mi pardon, Erhan? üç Üç tane tane yeğeni yeğeni var. var. Üç tane yeğeni var. Çok ilginç bir şey. Bakın, şimdi bizim, kusura bakma tarihçilere arada laf söylüyorum ama ben 30 bin tarih ekolünü değil, anal ekolünü okuyarak şey yaptığım için, tarihi öğrendiğim için belki tek yönden bakıyorum ama bazı olayları çok önemli farklı şekilde değerlendirmek lazım. Paralelliğe bakmak lazım. Çünkü o çağın
ruhu esprit du temps, esprit du siècle. O çağın ruhunu yakalamak lazım. Her şeyi ona göre değerlendiriyor. Batı ne yapıyor? Rusya mesela, onu da Batı sınıfında alıyorum o dönem açısından. Paleologos sülalesine sahip çıkıyor. Paleologos sülalesi nerede var? Nerede O var? dönemde Eflak'ta, Mora'da var. Şimdi Oraları da Fatih şu fethettiğinde evet. ona sahip çıkıyorlar. Tabii o zaman Rusya demeyelim, o Slav şeyi. Ama çok daha Ama nasıl önemlisi, sahip çıkıyorlar? Erhan, şimdi İstanbul'un fethinde 3 tane şehzade var. Bu şimdi şehzadelerin 2 tanesi, biri Mesih Paşa, biri Murat Paşa yok oluyor. yok yok bir Ama saniye. diğer şehzade Bir nerede? dakika. Ya, yok yok karıştırma. Paralelliği anlatıyorum şu an. Tamam. Daha oraya gelmedim. Oraya gelmedim. Bak, Tamam. Eflak, Mora ve bu yabancılardan bahsediyorum. Fatih'ten bahsetmiyorum. Tamam. Daha oraya gelmedik. Heyecanlanmayalım. Çünkü orası çok daha ilginç. Ne yapıyorlar? Paleologos sülalesi bugün hala Rusya'da yaşamaktadır. Hala Rusya'nın elinde ya da Avrupa'da gezinen bir Paleologos İstanbul prensi vardır. Protokolde. Bu artık sembolik bir anlam olmuştur ama vardır. Aynı paralelliği Fatih yapıyor. İkisinin paralelliğini göstermek istiyorum. Fatih de bu aileye sahip çıkıyor. Konstantin'in varisi olabilecek 3 tane yeğenini alıyor Fatih. Bunlardan bir tanesi Mesih Paşa, meşhur. İkincisi Has Murat Paşa, ki Has Murat Paşa her şekilde diyelim Fatih'in gözdesidir. Rumeli Beylerbeyi dahi oluyor. Biliyorsun Rumeli Tabii ki. Beylerbeyi Anadolu Beylerbeyinden daha önemli. Daha önde. Ve Yani diğer önemlidir her zaman. Rumeli Beylerbeyi dahi oluyor. öldüğü zaman da Fatih'in ne kadar üzüldüğünü biliyoruz. Evet. Bir üçüncü kardeş daha var. Thomas Paleologos'tan gelen. O üçüncü kardeşin akıbetini bilmiyoruz. Para verildiğini biliyoruz değil mi Ha, sadece? bir tek kayıtlarda ona bir para bağlandığını biliyoruz ama çok dikkat, sen bilirsin arşivleri zaten çok iyi. Adı hala Paleologos olarak geçer. Evet. Adının hala Paleologos olarak geçmesi onun Müslüman olmadığının bir göstergesi olarak kabul edilir. Ve o Hristiyan olarak kalmış ama hiçbir zaman ne idam edilmiş, ne zarar verilmiş, ne aşağılanmış, tam tersi para verilmiş, korunmuş bir kişidir. Ki onun Evet. da soyu bir şekilde devam etmiştir. Has Murat Paşa ne yazık ki erken ölmüştür. Mesih Paşa tabii. Tarihte malum Mesih adına da dikkat etmek lazım. Mesih'in Evet. Yunancası da Hristos. Hani Evet. Hristos ismini almış. Hani ne kadar Müslüman olmuş tartışılır. Ama Hristos şimdi ismini Erhan, kullanılmaz. Mesih Paşa'nın çok güzel eserleri var. Yani İslam mabetleri inşa Tabii. etmişler. Aksaray'da Ama bugün hem Murat Paşa belki de başlıyor, sonra daha Mesih Paşa sonra devam ediyor. yavaş yavaş olmuştur. Çünkü Hristos adını alması. Ama Tabii. Rumlardan dönenlerin çoğunun Mesih adını kullanması ilginçtir yani. Belki de ilk başta ne olsun Hristos. Hadi gene Mesih adını alayım diye. Şimdi buradaki paralelliği anlatmak istedim işte. Paleologos'un iki kolu, bir kolu Konstantin Paleologos'un akrabaları Evet. sahip çıkılmıştır. Batı'nın her tarafında. Eflak Mora'dan kaçanlar. Öbür kolu İstanbul'da kalanlar, İstanbul'da varis olacaklar. Aynı şekilde Fatih tarafından sahip çıkılmıştır. Fatih'in ilginçliğini görmek gerekiyor burada. Etrafında o kadar molla varken bunları şey yapıyor, devlet yönetimini alıyor. Bu da apayrı tartışılması gereken bir olay. Hani Has Murat Paşa yaşasaydı bence çok daha üst görevlere gelecekti.
Böyle Kesinlikle de bir yani sadrazam dahi olabilirdi diye düşünüyorum ben olabilir. aslında. Kesinlikle olabilir Evet. de. Zaten de Fatih onu ne kadar sevdiğini hepimiz biliyoruz. Onun için o bu tür bir flashback yapıp bir soyun sürmesine baktık. Paleologos soyunun bir özelliği var. Şimdi Avrupa'da bir efsane var. Bu efsane çok önemli. O efsaneye göre Hazreti İsa'nın soyu devam ediyor. Yani bu orta çağlarda çıkmış bir efsane. Dan Brown dile getirdi ama tabii orta çağlarda bu çok dolaşan bir efsane olarak duruyor. Zaten orta çağ paganizmini anlatırken orta çağ romanlarında bu kutsal kan efsanesinin nasıl yayıldığını anlatıyorum ben uzun uzun. Ondan sonra tabii romanlardan birebir okuyoruz bunu. İşte Hazreti Davut'un soyu Hazreti İsa'da ortaya çıkıyor ama Hazreti İsa'nın soyu bitmiyor. Onunla aynı soydan gelen bir kadın Maria Magdalena ile evleniyor. O Fransa'ya gidiyor. Merovingilere karışıyor. Şampuan bölgesine gidiyor vesaire vesaire. Böyle bir efsane var. Yani bu bir efsane. Çünkü tarihte hiçbir kanıtımız yok. Hazreti Meryem Fransa'ya gitmiş ya da Maria Magdalena Fransa'ya gitmiş, çoğalmış, Merovingilerle birleşmiş falan. Bunlar hakkında hani tutup böyle oldu diyebileceğimiz bir şey yok. Ama orta çağlar boyunca bu efsane o kadar dolaşıyor ki 12. yüzyılda Kutsal Kase romanları yazıldığında bu efsaneden olabildiğince faydalanıyor Cretan de Troyes gibi yazarlar. Demek ki o bölgede, bu Şampanya bölgesi ya da Akitanya bölgesinde bu efsanelerin anlatıldığını biliyoruz. Burada ilginç bir şey var. İkinci Haçlı Seferi sırasında Louis İstanbul'dan geçerek gidiyor şeye, karısıyla Nuri'yle. Haçlı Seferi'ne dönüşte de kontları İstanbul'dan geçiyor. O zaman Manuel Komnenos diyor ki bizde bir adet vardır diyor. Biz kız alıp veririz diyor. Kont Proje, şimdi hatırlayacağım unvanını. Konta. Siz de diyor krallığıya söyleyin diyor bize bir kız versin. Böylece iki imparatorluk, Frank İmparatorluğu ile Bizans İmparatorluğu arasındaki bağlarımızı sağlamlaştıralım diyor. Onlar da düşünüyorlar. Adel de Champagne'in kızı. Anne de Champagne'in, iki tane de Champagne vardı. Bu Adel de Champagne'in kızı. Onun gitmesine karar veriyorlar ve onu gelin olarak gönderiyorlar Bizans'a. Onun çok güzel bir öyküsü vardır. Yani Selçuklu Latin Çağı kitabına koyduk. İnanılmaz güzel böyle bir öyküsü var. Kız geliyor buraya. Daha çok küçük falan. Öyle bir karşılıyorlar ki böyle işte saçlarını sarıyorlar, güzel elbiseler giydiriyorlar, işte anlatıyorlar falan. Kız tam bir Bizanslı oluyor. Anna adını takıyorlar ona Bizanslılar. Bir Bizans kızı olduğu için. Ve kendisi de Anna diye anılmaktan hoşlanmaya başlıyor. Torun Alexis Komnenos'la evleniyor. Fakat Alexis Komnenos çok torun olan, imparator olan diye çok erken ölünce Andronikos'la evlenmek zorunda kalıyor. Kendi 14 yaşında. Adam 60 yaşında canını çıkartıyor. Kısmına çok hain biri. Ama onu da hat parça parça ediyor. Kol bacak parçalayarak öldürüyor imparatoru. Dul kalıyor. Ve o kadar ilginç ki 4. Haçlı Seferi'nde Franklar geldiklerinde bunu Bukalyon Sarayı'nda bugün tamir ediliyor. Deniz kıyısındaki sarayda buluyorlar. Ve ben diyor Anna'yım diyor. Diyorlar siz kutsal kandan geliyorsunuz. İşte orada kutsal kandan geldi. Ve kralın kardeşisiniz diyor. Hani siz ne derseniz emrinizdeyiz diyor. Kız dönüyor. Ben diyor Frank dilini bilmiyorum diyor. Yunanca konuşurum ben de diyor. Gidin tercüman getirin. Artık o kadar benimsin. Ondan sonra orada aşığıyla yaşıyor. Theodor Branis diye. Theodor
Theodore Branis'i öldürmek zorundalar çünkü Bizanslı komutan. Diyor, benim ne diyorsam onu yapın mutlak kandanım. Yapamazsınız diyor. Theodore Branis'i öldürmüyorlar. Önce İstanbul'da görev veriyorlar. Sonra ona toprak veriyorlar. Feodal Bey oluyor. Hatta oğulları da kral naipliği yapıyor çoğu zaman Latin krallar arasında. O zaman diyor böyle olmaz diyor Baudin kral. Evlenin o zaman diyor. Hani kralın kardeşi burada nikahsız ilişki yaşıyor diyemeyiz biz hiçbir yere diyor. Bizans komutanı Theodore Branis'le evlendiriyorlar onu İstanbul'da. Çok ilginç bir Evet. hikayesi var. Evet, Neyse evet, yani daha çok uzun hikaye, saatlerce anlatılacak bir hikaye. evet. Ama şey oluyor, rivayet odur ki kutsal kan böylece Bizans'a geçmiştir. Paleologos'a geçmiştir. Paleologos kelimesinin Türkçe tercümesi kadim kelam demektir. Kadim kelam. Evet. Bir imparator yani bir Paleologoslar aynı zamanda Latin istilasından sonra İstanbul'a hakim olan hanedan, değil mi bir de? evet. İşte öyle ilginçtir o da. Aslında bir askeri kökenden gelir. O zaman Laskarislar var İznik'te. Evet. Laskaris varisini öldürür. Paleologos başa geçer. Mikhail Paleologos. İstanbul'u alması çok ilginç. Anlatayım mı? Erhan, çok kısa anlatalım bunu da çünkü önemli mevzular bunlar. Ya Bunları da bunun anlatalım, altyapı daha sonra hemen anlaşılması şu için şeyi, çünkü çok güzel de sorular geliyor, onları da geçeceğiz. Cem'e kadar anlaşılması gereken bir şey. Çünkü Cem'in sülalesinin Evet, kimlerle kesinlikle. evlendiğini söyleyeceğiz. O yüzden kesinlikle anlaşılması lazım. Ne oluyor? Bir gün bir devriye gönderiyor Mikhail Paleologu. Devriye dolaşırken bir tane şey tarafında dolaşıyor, surların önünde dolaşıyor. Ne yapıyor bu herifler diye Franklar. Bir tane Frank geliyor yanlarına. Diyor ki Frank ordusu gitti diyor. Nereye gitti? Bugünkü Kefken'e. Kefken Kelte. Oraya gitti diyor. Savaşacaklar diyor. Şehirde asker yok diyor. Nasıl gireceğiz siz diyor. Bir tane kapı açık oradan girin işte şehre diyor. Bunu bir Frank söylüyor. Paleologos'a yardım ediyor. Ondan sonra bunlar giriyorlar içeri. Hakikaten kimse yok. Bir anda devriye şehri alıyor. Kral 2. Baudin bugünkü Tekfur Sarayı'nın olduğu yerde oturuyor. Çünkü alt ettiler Bizans Büyük Sarayı'nı yıktılar. Ondan sonra harap ettiler. O da orada oturmak zorunda. Zaten son dönemde imparatorlar da oradaydı. Yalın ayak keşiş kılığında yeni kapıya kaçıyor. Oradan kaçıyor. Götürüyorlar adamı. Öyle alıyorlar yani. Hatta imparatorun haberi yok. Manisa'da uyuyor. Ablası uyandırıyor. Kalk diyor. İstanbul'u aldık diyor. Öyle zafer içinde giriyor. Yani Paleologoslar da Frankların bir Frank'ın yardımıyla Bizans'ı geri almış oluyor. Bu çok O da ilginç yanlış. bir ayrıntı. Savaşarak Yani bu Frank'ın yardımıyla mavaşarak almıyorlar. Paleologosların İstanbul'a tekrar hakim olması çok ilginç bir ayrıntı. Evet. Yani savaşarak falan almıyorlar. Evet. Direkt Franklar veriyor şehri. Adamlar geliyorlar Allah Allah almış Paleologoslar kaçıyorlar zaten. Frank ordusu da geldiğinde. O yüzden bu hanedanlık ilginç bir şekilde devam eder. İşte Cem Sultan'ı da şimdi sonuçta şu önemli. Fatih batı kafasıyla düşünen bir adam. Uzun vadede de Paleologoslardan yararlanmayı düşünmüş olabilir Fatih. Bu hanedanın Osmanlı hanedanı içinde olmasında. Batı da bir şekilde en güçlendiği zaman ne zaman Osmanlı'yı yeneceğine inandığı zaman bir Osmanlı hanedanının kendinde devam etmesini istemiş olabilir. Bu yapılan bir şeydir. Uygulanan bir yöntemdir. Yani Yani biz aslında kendi şunu mu diyorsun? Aslında Fatih Sultan Mehmet, Murat Paşa ile Mesih Paşa'yı kendi himayesine alıp eğitim verip daha sonra paşa yapması da aynı şey. Cem Sultan'ı Hristiyan yapıp oradaki soyunun kendilerinden devam etmesini sağlamak da aynı şey aslında, değil mi? Tamamıyla devlet ve statü. tamam.
Evet. O zaman Fatih'in bu hani hep diyoruz ya Fatih'in vizyonu, Fatih'in zekası diye. Yine bunu mu ortaya koyuyoruz dünya vizyonunu? Tabii. Şimdi bunu çok iyi anlamak lazım. Hiçbir zaman niye bunu söylüyorum? Şövalyeler hiçbir zaman kafa tutmamış ki. Hani hadi alıyoruz gidiyoruz. İnokentius, 8. İnokentius saç seferi. Ne yapmış? Hiçbir şey yapmamışlar. O yüzden çok dikkatli onları düşünmek gerekiyor. Bunlar soru işaretleri üstünde sizler tabii arşivlerde düşüneceksiniz. Biz de teori üreteceğiz. Popüler olacağız ama bir kısmı doğru çıkacak her zamanki gibi. Şimdi gelelim. Bundan sonrası ne oluyor? Evet. Şimdi Cem Sultan'ın tabii ki şeyi soyu nasıl sürüyor? Şimdi burada çok ilginç bir şey var. Aynı şekilde Palaiologosların Müslüman olması gibi tabii ki Murat da Hristiyan oluyor. Oğlu. Bu yani Ama şimdi hani şu söylenir ya şimdi Erhan kronikleri ben de hani kendi çalışmalarım sırasında iki tarafın kroniklerini karşılaştırdığımız zaman efendim işte Murat'ın Hristiyan olması var fakat Murat'ın soyunun Kanuni Sultan Süleyman öldürdüğünü biliyoruz. Ve ailesinden hiç kimsenin kalmadığını. Buraya kadar hepsi tamam. Ama şimdi Murat'ın küçük bir oğlu Cem bu Cem mevzu aslında biraz hani kafamızı ama şimdi karıştırıyor. bak Onu konuşalım mı? iki kroniğin uymadığı yer orası. Evet. Sadece Cem orada Cem uyuşmuyor çünkü olayı ondan sonra farklılık arz Cem ediyor. Cem olayı iki tarafın kroniğinin uymadığı yer. Evet. Çünkü Ama şimdi ne hangi Cem? oluyor? Yani Murat'ın oğlu Cem meselesi iki kronik uymuyor burada. Evet, iki kroniğin uymadığı yer. Niye? Evet. Çünkü bir kronik der ki Murat'la Cem birlikte öldürdü. İşte hatta Kanuni'ye ben Hristiyan oldum deyince onu öldürtüyor derler. İkinci ama öbür tarafın kroniği de Cem'in soyunun sürdüğünü söyler. Şimdi ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir tarafın gözünden baktığında Cem'in ölmüş olması işlerine geliyor o kronikere göre. Bakan üyesi diyelim artık ona kronikör demeyelim. Ona göre Cem'in ölmesi yani Murat'ın, Pierre'in. Bu adam Murat adını bırakıp Pierre adını alıyor. Soyunun kurumuş olması Cem'in işine geliyor. Çünkü yurt dışında böyle bir Osmanlı hanedanının devam etmediğini göstermiş oluyor. Bu iş burada bitti diyor. Öbür Hani tarafın şeyde örnek kronikleri. var zaten tarihte bir Düzmece Mustafa olayı var mesela aslında Evet. Düzmece falan değil gerçekten bir şehzade ama hani halk nezdinde siyasi anlamda Düzmece Mustafa değil sonuçta onu da bir şekilde ortadan kaldırıyorlar. Yani bunun Öbür tarihte de tarafın örneği var aslında. kronikörüne göre ise olaya baktığında bizim elimizde Osmanlı hanedanlığı devam ediyor demenin çok güzel bir siyasi nedeni var. Evet. Birisi bitti gitti kalmadı diyor, öbürü hayır devam ediyor diyor. İki kronikin arasındaki uyumsuzluk. Aslında bu olay o zamanlarda iki kronik çatışırken günümüze geldiğinde tekrar aynı çatışmaya neden olacak. Osmanlı hanedanlığından gelenlerle Cem'in soyundan gelenlerin arasında. Onu bilirsin yani, çok iyi bildiğini biliyorum. Yani Şu son yani hatırlarsın Ertuğrul Osmanoğlu'yla bir yazışmaları vardı. Hani o konuda mesela Saydı. benim çok dikkatimi çekmişti. Ama tabii burada hani ben onu okumadan önce şeyleri girelim ondan sonra biraz geçmek istiyorum Hayır o yani mevzuya. bugüne Biz artık kadar diyor giden bir hani şeydi. papanın Şimdi efendim. buraya geldiğimizde bir başka olay daha var. Yani soyun sürmesiyle ilgili. Şimdi bunların aldığı bir unvan var. Prens İşte Erhan unvanı. şunu söyleyeyim. Şöyle bir şey var. Diyor ki George Alexander Said Samit buna en son geleceğiz ama burada senin dediğin yere geliyor. Bu iddianız doğru olabilir diyor. Yani siz Osmanlı Hanedanı Cem'in soyundan geliyor olabilirsiniz. Ancak tarihçilerin derin ve uzun bir araştırma yapması gerekmektedir.
İddianızda ispatladığınızda bile sizi bir Osmanlı şehzadesi olarak kabul edemem. Zira büyük dedelerimiz Papa 6. Alexander'ın verdiği prens unvanını kabul ettiklerine ve bu unvanı birkaç nesil kullandıklarına göre artık Osmanlı prensi değil, papalık prensi sayılırsınız. Yani Evet. Ertuğrul Osmanoğlu ya hayattayken ve Osmanlı ailesinin reisiyken diyor ki aileden dahi olsanız, hani bunu ben kabul edemem diyor ama aileden dahi olsanız yine de siz Osmanoğlu olamazsınız, papanın prensisiniz diyor. Şimdi doğru ama Değil mi? bir şeye dikkat et. Prens unvanı alıyorlar. Daha ilk baştan prens unvanı alıyorlar. Peki prensin unvanı nasıl alınır Erhan? Şimdi prens biz biliyoruz ki soy bağından gelmiyor mu? Evet. Demek Evet. ki onları bir soy olarak kabul etmişler. Soyları ya da karışmış da mı kabul etmişler? Evet. Bunu Pelin'le yazdık. İstanbul Gezi Tarihi'nde. Bir şeye daha dikkat et. İstanbul'da Osmanlı soyundan gelen birine daha prens unvanı vermişlerdir. Resmi olarak değil ama onun anılması kendini Osmanlı soyundan geldiği halde kendini prens olarak anmıştır bu kişi. 19. yüzyılda Prens Sabahattin. Ve en çok da onlarla ilişkide olan kişidir. İşte hatta ruh çağırma seansları falan, o da bambaşka bir öyküdür. Kaçması, gitmesi, her şeyle o da bir başka prens öyküsüdür. Şimdi prens unvanı alan kişiler tabii ki şimdi ne oluyor? Kanuni Rodos'u aldığı zaman Rodos şövalyeleri ne yapıyor? Kaçıyor. Kendileri hepsi kurtuluyor. Evet. Ne oluyor? Daha sonra Malta şövalyeleri oluyor. Malta şövalyeleri oluyor. Evet, Ve Cem'in zürriyeti de Malta'da devam ediyor. O teoriye bakarsak Said'in söylediğine. Yani ne oluyor? Soy aslında Malta şövalyeleri tarafından, Rodos şövalyeleri tarafından korunmuş diyor. Bu her şekliyle mantıklı. Yani şunu varsayabiliriz. Bir kroniğin açısından baktığımızda Kanuni'nin karşısına Murat çıkmıştır. Herhalde namı diğer. Ben Hristiyan oldum demiştir. İdam edilmiştir. Ama Cem onlarla birlikte kaçmıştır. Çünkü bütün Rodos şövalyelerinin hemen hemen savaşanlar dışında kaçtığını biliyoruz ki Malta şövalyeleri olduğu bir tarafta ve soy da Malta'dan devam ediyor ve bambaşka bir evlilikle bambaşka bir yere evriliyor. şunu yapalım Berhan. Şöyle söyleyelim mi? Şimdi Cem Sultan'ın oğlu Murat, değil mi? Evet. Cem'in üç oğlu var. Biri Oğuzhan, en büyük oğlu O Abdülhan zaten öldürülüyor vefat zaten. ediyor. Oğuzhan sarayda 2. Bayezid döneminde katlediliyor. Öldü. O çünkü Ama bir Murat İstanbul'da var. kaldı. Şimdi bu O hiçbir Cem, yere gitmedi. evet. Şimdi Murat PR oluyor. Papalık Evet. unvanı alıyor. Ancak Murat'ın evlendiği bir kadın var, değil mi? Evet. Murat'ın evlendiği kadın Palaiologos mu? Şimdi Zürriyet'in Paleologoslarla evlendiği söyleniyor. Şimdi Hemen söylüyorum. Paleologoslar Maria Doria Maria. isminde bir kadınla evleniyor. Evet. Yalnız Doria soyadı İstanbul kökenli bir Latin soyadı. Güzel. Evet, çok güzel bir ayrıntı. Bunu çünkü Andrea özetlemek istedim. Doria Hani aynı nasıl karıştı bu soy? soydan Nasıl gelmektedir. birbirine bağladılar? Andrea Doria aynı soydan gelmektedir. Çok merak ediyorsanız izleyicilere söyleyelim. Veznecilerden Taksim'e doğru gidiyorsanız metroyla köprü durağını geçtikten sonra tam Karaköy tarafına geldiğinizde hemen sağınıza bakın. Bir kapı göreceksiniz. Kapının üstünde arma vardır. Onlardan biri Doria ailesinin armasıdır. Çalınmasın diye bugün tabii ne yazık ki 8.000 şekilde korunuyor. İstanbul'un Latin şeyidir. Ama
öte taraftan da bilinir ki Yunanca'da kral Basileus'tur. Basileus adıyla. Maria ailesi. Şimdi bu hanımefendinin adı Maria Congetta Doria. Bu Doria ailesi Latin istilasından önce de İstanbul'da var mıydı? Tabii ki var. Tamam. O zaman İstanbul'un en köklü ailelerinden birinden geliyor ve Evet, Paleologos. Karaköy. 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 Ve Paleologos. onlar da Paleologoslarla birlikte olmuşlardı. Paleologoslar da Basileus ailesi diye devam etmiştir. Basileus ailesi de Hristiyanlar, yani İsa'nın ailesinden değil mi? Orada da öyle Evet, bir karışım. kutsal soydan. O Yani zaman biz bu şöyle mi diyeceğiz Erhan? Yani Cem Sultan, ya Fatih'in soyu aslında hem İsa'nın soyuyla hem de Paleologos soyuyla karıştı birbirine ve böyle bir nesil devam ediyor diyoruz, değil mi? evet, bir taşla iki kuş vuruluyor. O zaman İstanbul Krallığı bize helaldir diyorlar bunlar. Kesinlikle. Zaten Bizans Fransa ünvan oradaki. Yani bu Batı'nın uzun vadeli planıdır. Evet, Meltem Teker demiş ki hanımefendiye teşekkür ediyorum. Sonuç olarak diyor Ertuğrul Osmanoğlu çok doğru söylemiş. Evet. Güzel bir ayrıntı. Ya doğru söylemiş. Sen olsun artık yani. Bu değilsin hani. Yani artık öyle. Bitmişsin demiş. Doğru. Çok doğru. Çünkü yani deden ne olursa olsun artık sen busun demiş. Şimdi olayı görüyor musun? Evet. Yani bu Batı'nın uzun vadeli planlarını çok iyi bilmek gerekiyor. Peki bu Yani. tapınakçılar, yani bu şövalyeler meselesi, yani aslında sadece bu papanın meselesi değil, tapınakçıların meselesi ya da şövalyelerin meselesi de diyebilir miyiz? O konu çok Sadece güzel, o şu konuyu biz seninle normal konuşurken özellikle detaylandırmıştın. Bunu da konuşalım. var. Burada çok önemli bir şey bilmek gerekiyor. Hep öyle diyorum ama sonuçta oyun kurucu kim? Oyunu kuran Rodos Şövalyeleri. Rodos şövalyelerin oynattıkları aynı zamanda hem papa hem de cem mi? Hem Şar, 8. Şar, kral, Evet. Fransız kralı. Hem Papa, hem Cem, hem oğlu Pierre. Hepsiyle birlikte kurulan bir oyun. Yani Cem gitse bile oğlu burada. Yani Peki, Erhan, soy soyun devam ne? ediyor. Bu kadar. Soy. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Çok Tamam. önemli bir şey. Biz farklı düşünüyoruz Batı'da. Batı bizden farklı düşünüyor. Şimdi o günün koşulları, o günün kuralları, o günün anlayışıyla düşünmeyip bugün televizyonda da dedim. En çok kullandığım kelime anakronik bu bizim tarihçiler sayesinde. Anakronik düşünürsek olayı anlayamayız. Şimdi Orta Çağ batısından söz ediyoruz. Orta Çağ'ın kapanmıyor olması. Orta Çağ'ın sonunda bir batı düşüncesinden söz ediyor. Hala feodal mantık hakim. Feodalitenin kan bağı düşüncesi hakim. En üstte en büyük kan bağı İsa'dan gelen kan bağı. Ama altında soylu ailelerin kan bağı var. Şimdi batı kan bağı şeklinde düşünüyor. Oyunu kurarken de kan bağına göre oyunu kuruyor. Çünkü oyunu kuran insan hala feodal. Feodal kafayla düşünüyor. Biz feodal kafayla düşünmediğimiz için 20. 1. yüzyıldan bakıp ne alakası var dediğimiz için anakronik yaklaşmış oluyoruz olaya. Halbuki oradaki bütün insanların feodal kafayla 8. Charles buna şey Charles buna dahil. 8. Innocentius buna dahil. Hepsi feodal kafayla düşünüyor. Pierre Dobison buna dahil. Pierre Dobison kendisi zaten soylu aileden geliyor.
O yüzden kan bağına önem vermeleri ve uzun vadeli bir oyun kurarken kan bağını kullanmaları çok önemli bir kavram. Cem'i de değerlendirirken o feodal bağlamda düşünmek gerekiyor. Açıklayıcı olabildim mi? Kesinlikle çok açıklayıcı. Hemen ben bir geri döneyim. Şimdi burada çok önemli şeyler söylüyorsun. Tam olarak hani izleyicilerimizin de, çünkü bak çok güzel sorular geliyor. Mesela Sol ismindeki bir izleyicimiz, herhalde kendi ismi değil, oyunu Rodos şövalyeleri kurduğu için mi Rodos Fethi gerçekleşti diyor Kanuni Yok, tarafından. alınmak zorundaydı. Kanuni Alınmak, onları çünkü zaten Fatih orada de istedi, alamadı onu. evet, Ama ben bırakması de olanak şunu, sundu. şuraya tekrar bir dönmek istiyorum. Çok önemli bir şey söyledin. Biz bunu seninle konuştuk ama ekranlarda söylememiştin. İlk defa bizim programımızda söyledin. İstanbul'da Latin istilası döneminde bir şövalye tarikatı kuruldu. Ve Evet. bizim tarihçiler Türkiye'de, dünyada bu dillendirildi mi çok fazla bilmiyorum. Yani şu anda nedir ne değildir, ama en azından Valla Türkiye'de bunu 3-5 tane tez var dillendirilmediğini bu konuda. biliyoruz, değil mi? Onları aldım. Evet. Bir dönem kroniğinde geçiyor çok kısa. Sancağın şövalyelerinin gelip burada hastaneyi kullandığı. Onu Selçuk'la yazdık zaten. Hatta Şapel'in ya da Ayerini'nin hangisi tartışılır. Templon, ikonostasis yani üstüne ikona asılan kutsal yerle izleyicilerin olduğu yeri ayıran separasyonu alıp delikler açıp tuvaletlerin üstüne koyduğu söyleniyor. Geçen ifadede şöyle, uygun olmasa bile bu delikler vasıtasıyla hastalar rahatlıyordu diyor. Tuvaletlerini oradan yaptıkları için hani ufak tefek böyle kroniklerden iğneyle kuyu kazar gibi çıkan bilgiler bunlar. Hani böyle oturup da ne şimdi bir şey yazılıyor İstanbul'un Haçlı tarihi. Bir yerden Fransız kronikörle Robert de Cluyre gelmiş, Villehur'dan gelmiş, Henri de Valenciennes gelmiş yazmış. Öteki taraftan Bizans tarafından Nikates Koniates yazmış. Deminki sorunumuz iki kronik birbirine tam uyuyor. Evet. Ve bir tane onun için muhteşem bir dördüncü Haçlı Seferi tarihi yazabiliyoruz. Ha, buna rağmen hala Selçuklular kuşattı diyen var. O da ayrı ironik olay. Ama çok çok iyi biliyoruz burada işte ne oldu, taht kavgaları nasıl oldu, geldiler şunu yaptılar, nasıl yağmaladılar, hangi eserleri aldılar, nerede ne buldular, her şey açık. Ama bir de çok aralara sıkışmış şeyler var. Mesela işte Sancağın şövalyelerini burada olduğunu anlamak için bir yerden ufak bir şey ya da Batı'nın bir kroniği Almanya'daki bir rahibin hayatını anlatırken o da oraya gitmişti. Bir cümle hani zaten Latin çağ kitabını yazmak kolay olmadı. Böyle iğneyle kuyu kazar gibi her taraftan bir cümle şey yapmaya başladı. Bulmaya hani o yüzden çok fazla dillendirilmiyor. Yani çok bilmem hangi manastırın bilmem hangi kroniğine girip okumanız lazım. İşte bir bölümünü ben Fransa'dan alırken bir bölümünde artık bu tür kronikler internette açık kaynak olarak bulunuyor. İndirebiliyoruz, bakabiliyoruz yani oradan çıkıyor büyük bölümü de. Ama zor iş yani bunları böyle toplamak lazım. Cem olayı çok önemli bir olay. Yani Ya bu şövalyelerin, yani oraya soracaktım aslında Erhan. İstanbul'da kurulan bu tapınak, tapınak demeyeyim de, Hastane hani Şövalyeleri. şövalye tarikatinin, Cem'in ailesiyle ya da Cem'in ailesinin Hristiyan olması, Pierre olmasıyla bağlı, yani tam o şövalye tarikatinin bir bağlantısı var mı İstanbul'da kurulanın? Yani Cem'le direkt bağlantısı değil, endirekt bağlantısı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü sonuçta bu tarikat Rodos Şövalyelerine katılıyor. Evet. Rodos Şövalyeleri dediğin zaman İstanbul'un yeniden alınmasını isteyen bir tarikat oluyor. Tamam. Şimdi Yani burada, ya burası çok önemli. Ben de buraya gelmek istiyordum. Sen tam nokta atışı yaptın. Bu tarikatın kurulması, Rodos şövalyelerinin hedefi. Peki Cem'in ailesinin Hristiyan olmasının,
Hani dedin ya çok güzel bir şekilde. Evet, Batı'nın hiçbir zaman kısa vadeli planı yoktur. Çok çok uzun vadede Papa'nın, şövalyelerin planı ne? Cem hangi planın bir malzemesi oldu? Oradan oraya neden bu planın malzemesi olarak satıldı? Bu planın tam olarak muhteviyatı neydi? Ben bunu soruyorum. Şimdi oyun Yani kurucu hayal ne? Hani bu soydan gelecek olan kişi ne olacak? bir daha tekrar feodal kafayla düşünün. Bunu unutmamak gerekiyor. Yani çünkü feodalizm oradan gelmiş. Yani orta çağdayız hala. Fransız ihtilali falan olmadı. Hiçbir şey olmadı. Hala orta çağ yaşıyoruz. Burjuva devrimi olmadı. Rönesans olmadı. Tam Rönesans oluyor, İtalya'da başladı falan filan. Ama kafa, şövalye kafası %100 orta çağ, feodal kafası. Şimdi burada ne yapıyor? Çok önemli işte böyle puzzle'ın parçaları. Cem'in Bizans olsaydı orada, bir tane Bizans imparatoru olsaydı, Cem'i gaza getirir. Sana ordu veriyorum. Anadolu'da da sana bağlı olanları topla. Allah Allah git İstanbul'a der. Böyle bir şey Evet. hiçbir zaman gerçekleşmedi. Tam tersi. Bizans'la anlaşma Beyazıt'la anlaşma yoluna gittiler. Beyazıt'ı tamam. Demokles'in kılıcı gibi Beyazıt'ın başında sallanıyordu Cem ama hani her zaman anlaşma yoluna gittiler. Sömürme yoluna gittiler. Çünkü koşul zaten Fatih yeni ölmüş. Beyazıt tanımıyor. Yeniçeri onun yanında saldıracak da yapacak da bir durum yok ortada. Ki padişahın İstanbul'da olmadığı zamanlar var. Deprem olmuş. Bugün bir deprem olsa maazallah Birleşmiş Milletler adı altında işgal edilir İstanbul. 18 işgali bir daha yaşanır. Deprem olmuş gitmiş padişah, veba olmuş gitmiş padişah. O zaman bile böyle bir şeye cesaret edemiyorlar. Yani öyle düşün. Hani depremin en büyüğü olmuş. İstanbul perişan halde. Ne asker var, ne halk var, ne bir şey var. İsteseler her şeyi yaparlar. O zaman bile buna cesaret edemiyorlar. Onun için uzun vadede ne oluyor? Şunu bir daha tekrarlıyorum. Katolik dünyası için bu 8. Innocentius için de geçerlidir. İstanbul bir Latin Katolik şehridir. Ayasofya bir Katolik katedralidir. Bu değişmez. Çünkü Papa temsilcisi, yani Papa, yani Kutsal Ruh bunu yapmıştır. İnanç bunu gerektirir. Bunun başka türlü yorumlarsanız o adamların düşüncesini anlamamış olursunuz. O yüzden hep tekrarlıyorum dinleyicilere. Bu yüzden uzun vadede kutsal bir Bizans soyu, zaten Bizans prensi. Kutsal bir Bizans soyu yaratılıp zamanı geldiğinde tahta çıkartılacak şekilde yetiştirilmiş. Çok mu aşık oldu da evlendi Palelogas'la, Doria'yla bilmem neyle. Yani bunlar zaten planın bir parçası. Bugün Peki Erhan, şunu hala sorayım o zaman. Bu kadar Rusya. zaman beklediler. Yani bak, bu kadar zaman beklediler, değil mi? Bu kadar zaman herhangi bir ses çıkmadı. Ama şu an yani 2001 yılında George Alexander Sayık Zammit isimli arkeolog profesör bir mektup gönderirken Ertuğrul Osmanoğlu'na, ki Ertuğrul Osmanoğlu o dönemde, şimdi şöyle bir hadise var biliyorsun. Ertuğrul Osmanoğlu hani Türkiye onları affettiğinde, hani af yasası çıktı artık Osmanlı hanedanı Türkiye'ye geri dönsün denildiğinde, Ertuğrul Osmanoğlu dedi ki ben asla ülkeme dönmem çünkü ben ülkeme ihanet etmedim. Daha sonra şu anki Cumhurbaşkanımız başbakanlık döneminde gitti Amerika'da ellerinde pasaportlarını bizzat kendisi teslim ederek onları Türkiye'ye davet etti ve sonrasında geldiler. Şimdi bu 99'du yanlış bilmiyorsam. 99'da vuku bulan bir hadise. 2001 yılında Sait Zamit bir mektup gönderiyor. Diyor ki biz de Osmanoğluyuz ve aile şeceresine girmek istiyoruz. İşte zaten olay bundan sonra hani Ertuğrul Osmanoğlu diyor ki yani bu olay incelenir ama incelense kandan da çıksanız yine de siz papanın prensisiniz.
Boşuna sayılmazsınız diyor. Peki ben de şunu soruyorum. Niye bu kadar beklediler? Yani niye 2001 yılında ortaya çıktılar? Ya da böyle bir niyet niye 2001 Aslında yılında çok oldu? kaçınılmaz değil mi? Birincisi zaten Said Efendi onu yazdığında ilk kaç yaşında herhalde? Hayatının son 70 yıllarındaydı. yaşında falan. Tabii yani artık yani giderek onu yazıyor. Ama bir şey çok önemli burada. Gidin. Bir şey çok önemli. Aslında batılı terimle söylersek sürgündeki bir aileden söz ediyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti resmi olarak hala itibarını iade etmediği, sürgünde bıraktığı bir aileden söz ediyorsunuz. Tutup Ama ne zaman ki Türkiye Cumhuriyeti gitti, itibarı pasaport devlerine iade verdi 99'da, hemen 2001 yılında böyle bir şey geldi. zaten verilen cevap da manidar. Evet. Bir, hani siz zaten gitmişsiniz, üvey evlat, üvey aile artık gitmiş, düşman kardeş olmuşuz. İki, biz zor bu duruma geldik. Bir de sizi sırtımızda taşıyamayız. İki anlamı da taşıyabilir o. O yüzden hani o bağlamda bakmak lazım. Ama bu çok da önemli değil. Çünkü Batı hep bunları besler. Şimdi Rusya'da efsane var. Nestor Aleksandr diye adam var işte 14. 15. yüzyılda mı? Bir tane kitap yazıyor. Kehanet. Diyor ki şey diyor İstanbul'u diyor birçok kavim alacak diyor. Onlar alacak, bunlar alacak ama en sonunda Rusların olacak diyor. Bu aynı zamanda Rusya'nın resmi ideolojisidir Petro zamanında. Ki ister Petro olsun, ister Kuruşev olsun, ister Brejnev olsun, ister Gorbaçov olsun, ister Putin olsun. Hiç de değişmemiş bir düşüncedir bu. O yüzden ama her zaman Rusya bir paleologos beslemiştir. Yunanistan içinde Komnenoslar vardı. Fatih'in yıktığı bir imparatorluk. Batı'nın da elinde bir güzel bir Osmanlı-Bizans sentezi olsun. Yani bunlar Batı'nın bir şeyi. Ama biz ne kadar güçlü olursak bunlar öyle tarihsel bir fantezi olarak kalacak. Feodal kafayla yapılmış, o günün koşullarıyla yapılmış, bugüne kadar taşınmış bir tarihsel fantezi diyelim bunlara artık. Peki Erhan, şu da var. Yani şu meseleyi de istersen bir detaylandırmanı rica edeceğim ben senden. Rusya'nın İstanbul hayali her zaman baki. Yani Katerina bile torununun adını Konstantin koyarken torunu büyüdüğünde İstanbul'da çeşmeyi hayal ediyordu herhalde. Yani torunu çünkü İstanbul İmparatoru olacaktı vesaire. Peki bu Cem Sultan'ın İsa Peygamber'in yani onların tanrıları olan İsa'nın, hani bu şekilde zikredeyim, Tanrı'nın oğlu. İsa'nın ve Palaiologos ailesinin birleşen soyu Rusya'da yaşıyor mu? Rusya'da var mı? Var var. Var değil mi Palaiologos orada? var. Tabii. Aslında İstanbul tahtına bir gün oturacaklarını hayal ettikleri kişiler aslında Rusya'dan mı gelecek? Şimdi zor gelir diyeceğim. Sorun yok yani kolay. Gelemeyecek zaten de, hani başka husus Şimdi, bu. peki bir şey soracağım. Cem Sultan'ın soyundan gelen Paleologos nerede? Nerede? Nerede konuştu Said Efendi? Malta'da. Malta'da. Malta'da yaşıyor değil mi? Yani orada hem Evet. akademisyen hem de orada Malta, yaşıyor. Şu an hala hayatta mı ben Malta bilmiyorum ama. Şövalyelerinin hüküm sürdüğü bir yer. Yani Rodos Şövalyelerinin soyu. Rodos Şövalyelerinin soyu. E tabi O Rodos Şövalyeleri zaman nereye kaçtı? Malta'ya kaçtı. Kanuni'den sonra. evet. Yani kaça kaça gidiyorlar. Yani şöyle özetlesek, hani şöyle bir şey sorsam ben sana. Bunu sen çok güzel söylüyorsun da, hani aslında ben biraz ağzından balın çıkmasını istiyorum. Vaktin birinde kendilerine göre, hani onların tasavvurlarına göre söylüyorum bunu, sözüm yanlış anlaşılmasın. Vaktin birinde
İstanbul birilerinin eline geçtiğinde İstanbul tahtına oturtacakları kişi bu aileden gelen bir kişi olacak ki Müslümanlar ses çıkartmasın. Hani bakın hem Osmanlı hanedanından geliyor aslında hem de bizden geliyor diye aslında tam hak eden kişi budur diye mi bunu yapıyorlar? Böyle bir plan yapıyorlar. Ya aslında şöyle bir şey var. Tabii Rusya'nın kendi prensi var, Malta'nın kendi prensi var bakalım. Yani onlar da aralarında iyi konsens kurduklarını düşünmemek gerekiyor. O zaman Şimdi birbirlerinin başını yesinler. Yani başka bir yapacak bir başlarını yese, yok yok biz başlarını yeriz hepsine. şey Ya başlarını kaldırsınlar, kırarız yani. İki kere aldılar İstanbul'u, yeter onlar için. Yeter. Erhan İki bir büyük istila var İstanbul'da yani yaptıkları. İki büyük zulüm var. şimdi senin söylemek istediğin şeyler var mutlaka ama biraz ben izleyicilerin şeylerine bir yer verelim. Hani bize Bakın yazmış biraz oldukları sorulara yer mesajlara. verelim. Bu arada galiba Ayşe Yılmaz senin diyor ki programdan şöyle başlamış. İlk yazıyı mesajı yazan bir şey mi söyledin? bayağı rekor kırdık galiba 1,5 saatte. Evet rekor kırdık. Çok da keyifli gidiyor. Hani seninle o ikili yapmış olduğumuz beyin jimnastikleri gibi. Çok değerli bir program oldu. Sen çok değerli bilgilerini aktarıyorsun bize. Ben arkadaşım olarak teşekkür ediyorum. Daha sonrasında zaten kapanışı yaparken de teşekkür edeceğiz ama izleyicilerimiz Aysel Yılmaz yoklama alıyorum. Kimler burada diye açmış bu akşamki mesaj kutumuzu. Ve daha sonra Vildan Şeker, Esra Evet, Akkuş yoklama merhabalar alan bir diyor. kişiyi daha tanıyorum YouTube açarken, evet. Cavit Dengiz hiç yalnız bırakmaz. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar dilemiş. Osman Eryiğit çok teşekkür ediyorum. İrfan Yazıcı Köln'den sevgiler diyor. Hiçbir zaman yalnız bırakmaz bizleri. Ayten Demirci ben de buradayım demiş. Ebu Bekir Arif Aydınlı Ankara'dan selamünaleyküm diye başlamış. Özlem Kurtuluş, Kadir Bey, Fatih Emre Ufacık Pınar teşekkür ediyor. Biz de Fatih'e teşekkür ediyoruz. Hakan Çalışkan selam herkese. Erkan Rize aleyküm selam Erkan Bey çok teşekkür ediyoruz. Merve Necipoğlu benim çok kıymet verdiğim bir talebem. Çok değerli bir isim. Çok teşekkür ediyorum. Yasemin Karasu, Mürcan Akdöl, Yavuz Selim Bey, Aysel Yılmaz, Muhammed Özçelik gibi Betül Türk. Şimdi bir iki soru soracağım ben sana. Sibel Ergün, isim kaçırmayayım da bize sağ olsunlar değer vermişler, mesaj yazmışlar. Herkesin de selamını iletmek isterim özellikle sana. Sibel Ergün, Ali Şener, Pelin Erk, Fatma Uzun, Şahver Hattat, teşekkür ediyorum Şahver Hanım, sağ olun. Hafile Metin, Hafile çok teşekkür ediyorum. Şimdi, evet İrfan Bey demiş ki peki nasıl bir beklentiyle haçlara sığınmış? Yani Hristiyanlarla nasıl bir ittifak düşünmüş olabilir diyor Cem için. Yani burada Cem'in başka şansı yoktu değil mi Erhan? Yani Ya şimdi burada gene anakronik bakmamak lazım. Yani anakronik bakış her zaman zararlıdır. İnsanı bir yere götürmez. Demirel gibi konuştum ama. Şimdi Cem şimdi böyle garip garip düşünceler var anakronik. İşte Cem ihanet etti, sattı, Hristiyanlara gitti, carçur. Şimdi baktığın zaman Allah aşkına zaten Türk tarihinde, Cem'den önceki tarihte bu tür ittifaklar her zaman kurulmuş. Yani bir dördüncü Haçlı Seferi olmuş. Haçlılarla Bizanslılar ittifak yapmış önce. Sonra düşman olmuşlar. Sonra Selçuklular Haçlılarla ittifak kurmuş. Yani ne işi var Selçukluların Haçlılarla? Öteki taraftan baktığında Osmanlı şehzadeleri, Fetret Devri var, daha öncesi var. Her zaman Bizanslılarla ittifak kurmuş, yapmış. Hani bu tarih içinde olmuş, amaca giden yolda ittifaklar kurulmuş. Cem de yani ittifaklar. Cenevizlerle anlaşıyor ya Orhan Gazi. Sonra bir Evet. tehlikeye karşı Orhan Gazi para gönderiyor Cenevizlerin surlarının güçlenmesi için. Aslında hani baktığın zaman Yani gayrimüslim bir toplum. Ama bu işte böyle bir şey. devletlerin Böyle bir şey. siyaseti vardır. Yani bu siyaset böyle bir şey hiçbir zaman garip karşılanmamış ki. Yani o Cem nasıl böyle yapar? Herkes yapar. Hani
Bunu anakronik değil, o dönemin şartları içinde bakmak lazım. Cem Sultan da mutlaka bunların yardımını alırım, tahta çıkarım, ondan sonra bakarız demiştir. Çünkü örneği olan bir şey tarihte. Bir Evet. anda bütün her şeyi yaptı da bir anda bu şey değil. Yani Fatih de yapmıştır, herkes yapmıştır. O yüzden hani bunu çok garip bir olay olarak görmemek gerekiyor. Siyaseten bunu yaparım, ondan sonrasına bakarım demiş olması, o anda denize düşen yılana sarılın mantığıyla hareket etmiş olması gayet de olası bir şeydir. Tabii o gün orada yoktu, ne olduğunu bilmiyoruz ama en azından o günün şartlarında değerlendirdiğimizde mutlaka hani belli bir mantık içinde oturduğunu görüyoruz. Evet. Banu Hoşboy Erhan, pardon, Erhan Özipek iyi yayınlar dilemiş. Banu bile demiş ki Ceneviz İtalyan Fransa üçgeni konuştuğumuz sıra içerisinde bunları yazmış. Ebu Bekir Arif Cem Sultan hangi emelleri için esir etmişlerdir diyor. Buna cevap verdik zaten. Cem Sultan'ı Evet. hangi emelleri için esir etmişlerdir? 1,5 saattir yaklaşık cevap verdik, evet. Evet. Alp Seroğlu burada bir şey söylemiş. Amerika'yı evangelistler yönettiği iddia edilir. Erhan Altunay'ın bahsettiği şövalyelerin günümüz temsilcisi kimler olabilir? Bunların İsrail ve evangelistler ilişkisi nedir? Çok uzun bir cevap ama şu anda yani Erhan Altunay'ın bahsettiği şövalyelerin günümüz temsilcileri kimler olabilir demiş. Bu konuya buna bir şey söyler misin bir kelimeyle belki bir cümleyle? Yani kağıt üstünde Malta Şövalyeleri. Şu günkü, Kağıt bugünkü üzerinde Malta Malta Yönetimi. Şövalyeleri. Peki. Siyon, hayırlı akşamlar. Hocam çok güzel bir program. Merakla dinliyorum demiş. Hafide Mete yine teşekkür ediyor. Kadir Bey, Ozan Bey kan efsanesi diyor. Bu kan efsanesi bu akşam çok geldi. Bu nedir Erhan kan efsanesi mi? Yani Demin aslında hani anlattığım uzun yani. vadede emel mi demişler yoksa kan efsanesi mi Yani demişler? şöyle bir şey, kan efsanesi Hazreti İsa'nın soyunun, Hazreti Davut'tan gelen Hazreti İsa'nın soyunun devam ettiği ve Mesih'in bir gün bu soydan çıkacağı. Heh, o zaman yani İstanbul tahtına oturacak olan kişi de aslında Mesih'tir mi diyecekler? Hadi Mesih buradan. Paşa, şey Mesih Paşa nereden ya? Mesih olmayabilir ama onunla aynı soydan olur. Aynı soydan olacak. Peki. Turgay Erkutlu, Sevgi Özkan, Sevgi Hanım çok teşekkür ediyoruz. Turgay Bey size de. Meltem Hanım'a teşekkür ediyoruz. Güldane. Yine diğer Aysel Yılmaz. Herhalde hepsini orijinal selfie diyor. Buraya gelen şövalyeler sanırım konu diyor. Çok teşekkür ediyorum ben. Muhammed Bora. Şunu sorar mısınız? Cem Sultan neden Rodos şövalyelerine sığındı? Yani Mısır'a yaşamak varken yılda 1 milyon akçe ile acaba öldürülme korkusu mu vardı Nermin Hanım diye sormuş. Yani evet Mısır'da Kesinlikle yaşamak da öldürme vardı Cem korkusu Sultan vardı ama için. Mısır'da Hatta ordu toplayıp gidemezdi. efendim Öldürme korkusu vardı tabii, çünkü artık Fatih'ten sonra kardeş katli olabilir. Ama Mısır'da yaşarken de istediği gibi bir ordu toplayıp gidemezdi. Her zaman Batı'nın yardımını çok daha güçlü olduğunu biliyordu. Yani şöyle Erhan ben bunu Çiçek Hatun'un yani Cem Sultan'ın annesinin oğluna yazdığı bir mektubu bulmuştum. Yani oğlunun üşüdüğünden bahsedip yemek yememesi, onun sağlığı ve yani onun üzerine sel gibi düşmanlarının geldiğini, aslında saltanatın oğlunun da hakkı olduğunu fakat kaderin cilvesinden bahseder annesi oğluna yazdığı mektupta. Kaderin cilvesi bizi ayrı tuttu ve kaderin cilvesi ne olacak bilmiyoruz diye böyle çok da hani tam bir anne yüreğiyle yazdığı bir mektup vardı. O Ve o da mektuplar çok kıymetli şövalyelere diyorum bizzat her para zaman. verdi. Efendim? O da şövalyelere bizzat para verdi az önce dediğim gibi. Yani evet oğlunu korumak için şövalyelere para verdi. Hasılı yani biz senin söylemek istediğin eklemek istediğin bir şeyler var mı? Ya bence bu gayet etraflı konuştuk. Evet, çok detaylı konuştuk. Daha önce vermediğim birkaç bilgi verdin. Bizim programımız için çok teşekkür ediyorum sana.
izleyicilerimizin bize katılmaları bu saate kadar, yani şu anda 1 saat 39 dakika olmuş Erhan. Bu saate kadar, yani 1 saat 40 dakika kadar bizlerle birlikte oldukları için ben çok çok teşekkür ediyorum. Sana da çok çok teşekkür ediyorum. Bazı şeyleri Erhan'ın söylediği gibi çok ince detayına kadar incelemek gerekiyor. Cem Sultan neden işte onlara sığındı demek yerine onun ayrıntısına inmek lazım. İstanbul Latin istilası gördü. Evet, ama Latin istilasının içerisinde ne kadar önemli hadiseler var. Bakın, bir kişi çıktı, Erhan Altunay, ve bugüne kadar ben Fatih dönemini ve İstanbul'u iyi çalışan bir tarihçi olduğumu düşündüğüm halde ben İstanbul'da kurulan bir Rodos şövalyesi, affedersin, ben İstanbul'da kurulan bir şövalye tarikatı olduğunu Erhan'dan öğrendim. Ve belki de yarın öbür gün bu tarikatı Erhan araştıracak, daha derin bilgiler verecek bize. Belki Latin istilası Söyleyeyim, döneminde bir neler makale yaşandığından geliyor. detaylı Bununla bilgiler ilgili bir içerecek. makale Efendim? geliyor. Makale geliyor bununla ilgili. Bir dergide yayınlanacak. Önemli bir dergide. Aynı zamanda daha da tafsilatlı bilgi. İstanbul'un Latin Çağı kitabında genişletilmiş baskısında olacak. Selçuk'un da bir sürprizi var, genişletilmiş baskıyı. O da ilk defa dillendirilmiş Selçuk olacak. Bey'in bu akşam çok zeki geçti. Selam olsun kendisine. Sizin Evet. güzel çalışmalarınız var zaten. Hala devam ediyorsunuz peyderpey. İstanbul Evet. tarihi, özellikle İstanbul'un güzel emanetleri, bize kalan emanetleri hususunda. Ben özellikle bu makaleyi çok merak ediyorum. Zaten epeydir de hani bu makale üzerine çalışıyorsun. Hem makaleni merak ediyorum, hem de aslında bu akşam belki de bu konuyu kimselerin işlemediği, kimselerin çok da fazla dillendirmediği konuyu bizim dillendirmemiz. Hani tarih severler şu an, çünkü benim hem takipçilerime bakıyorum, senin tarafından gelen yorumlara bakıyorum. Hemen hemen hepsi aslında tarih merakları ve tarihe gönül vermiş insanlar. Ama tarih okumaları, bakın, böyle olur. Bir şey sadece hani şey olarak, başlık olarak incelemek değil, o işin detayına inmek. Tabii dil bilmek, değil mi Erhan? Yani İstanbul Evet. Latin çağını okumak için dil bilmek gerekiyor. Çok detaylı inceleme yapmak gerekiyor. Ben şimdi senin son sözlerini alacağım ama benim de öğrencilerim var bizi izleyenler arasında. Yani, üniversite öğrencileri var. Fatih gibi, yine diğer arkadaş Melisa'lar gibi, Rabia'lar gibi. Ne tavsiye edersin tarih öğrencilerine? Çok derin çalışmalar yapan birisin. Ne tavsiye ediyorsun Yani şunu öğrencilerine? tavsiye ederim. Birincisi her zaman söylediğimiz gibi anakronik düşünmekten uzak durun. Kendi değer yargılarınız, 21. yüzyılın değer yargıları, bu şekilde düşünen tarihçiler mutlaka her olayı kendi çağında değerlendirin. Bu hep söylenir ama yapılmaz. Bunu yaptığınızda bazı şeyleri anlamak daha kolay olur. İkincisi, tarih birinci elden öğrenilir. Yani ikinci, üçüncü eller size sadece yol gösterir, nereye bakmanız gerektiğini anlatır. Ama birinci eldir yapacağınız şey. Belki sizin getireceğiniz yorum, sizin bulacağınız bir şey her şeyi değiştirebilir. İkinci, üçüncü ellerden tarih öğrenirseniz bu şansı kaçırırsınız. Biz böyle birinci, böyle bilmem hangi kroniğin bilmem hangi cümlesinden neler çıkıyor. Onun için mutlaka birinci elden öğrenmeye bakın. Anakronik düşünmeyin. Yani Dil ben öğrenin, değil son mi Erhan? dil Dil. öğrenim. Dil çok önemli, değil Dil mi? öğrenim. Ben tarih kökenli olmadığım halde bu kadar yapmamın tek nedeni Orta Çağ dillerini bilmek. Orta Çağ dillerine olan merak. O yüzden dil öğrenin. Anakronik düşünmeyin, birinci elden öğrenin. Tarihi değiştirme şansı sizin olsun. Yorum yapma şansı sizin olsun. İkinci, üçüncü elde yorum yapamazsınız. Onun için güzel bir yol aslında, çok zevkli. Çok şey var daha. Her şey bakir. En iyi bildiğiniz yer bile bakir. O yüzden o zevki yaşayın diyorum, eski belgelerle, eski kaynaklarla. Erhan, şöyle bir şimdi Mehmet Yurdakul, sevgili Mehmet Bey, yayınımızı yöneten ve aslında benim de YouTube kanalımın banisi olan Mehmet Bey, bir mesaj yollamış. Diyor ki 2021 gazete haberine göre, yani gazete haberine göre tekrar ediyorum, Sait Zamit diyor ki
Sonuçta benim araştırmalarım bana Türkiye ve Osmanlı Hanedanı ile hiçbir bağlantım olmadığını gösterdi. Ancak bu sonuca ulaştığımda 2009'da Osman Ertuğrul Efendi aramızdan ayrılmıştı. Yani ben diyor bu sonuca ulaştığımda Osman Ertuğrul Efendi aramızdan ayrılmıştı. Daha önceki yazışmalarına binaen söylüyor. Ama 2021 yılında çıkan bir haberde böyle söylemiş Sayın Sami. Yani benim araştırmalarıma göre diyor herhangi bir bağlantımız yokmuş diyor. Malta'da yaşayan ve bir arkeolog olan Sayın Sami. Yani çok önemli mi? Bugüne kadar gelmiş bir rivayet yapılmış birçok olay var. Evet. Son anda yok diyor. Yani sonuçta Cem Sultan'ın torunu Cem'den itibaren rivayet. Bizi ilgilendiren bu rivayetin doğru ya da gerçek olması değil, bu rivayetin ne şekilde kullanıldığı. Sonuçta işte aynı şeyi Ayık sandığı için de söylüyoruz. Diğer şeyler için de söylüyoruz. İşte bazıları gerçek diyor, bazıları değil diyor, bazıları şöyle değil. Bunun bu rivayeti nasıl olduğu önemli. Nasıl Kendini kullanıldığı, nerede? gerçekleştirecek kehanet mi diyelim buna biz? Evet, yani nerelerde? Bu siyaseti ve tarihi oluşturan şey bu. Hani Evet. Cem öldürülmedi deyip koskoca bir tarih yazmak ya da Cem öldü. Yani torunca öldü ve burada bitti. Hadi dağılın diyemiyoruz. Çünkü hani yani öldü adam, dağılabiliriz arkadaşlar, değil bu olay. Çünkü böyle bir rivayetler silsilesi yaratıldıysa bu da tarihin bir parçasıdır. Bir siyasi amacı anlatmaktadır. Bugüne kadar kullanılması. Sait Efendi diyorum biraz pejoratif. Hani 2001'de yazdı ve 2021'de yazdı arasındaki çelişki de bir inceleme konusudur. Yani ha Bir tamam tanesinde öyle. çünkü diyor ki bizi diyor hanedandan kabul Evet. edin. Hani biz şeye Hani geçelim, kayıtlara bu geçelim diyor. eşsiz Basit bir şey çelişkide söylemiyor aslında. Belki de kayıtlara geçtikten sonra belki de vatandaşlık vesaire gibi mevzular olacak. Ama son yaptığı açıklamada diyor ki benim yaptığım araştırmalara göre böyle bir şey söz konusu değildir diyor son belki de bir yaptığı. yerde korktu. Hiçbir şey bilemiyoruz ama rivayetler de tarihin bir parçasıdır. Rivayetleri çıkartandan ötürü. Yani. Anladım. Şimdi Saul Champagne diye okunuyor herhalde. Yanlış telaffuzum yoksa belki tanıyorsun sen. Birkaç mesaj yazmış. Özellikle kanları bu kadar birbirine karışmalarının nedeni sadece uzun vadeli planlar mı yoksa kan hafızasının da Aa, etkisi var mı demiş. Sol senfoni. Ha. Ne Senfoni demiş? evet tamam. Kanlı çok küçük burada benim. Gözlüklü gözümün bile okuyamadı. Bir daha söyler misin? Diyor ki Kanların kanları bu kadar birbirine karışmalarının nedeni sadece uzun vadeli planlar mı yoksa kan hafızasının da etkisi var mı? kan hafızası da yani tabii ki genetik önemli bir şey ama o zaman genetik bilimi olmadığı için kan önemli diye uzun vadeli planın bir parçası oluyor. Hesna Özbeyoğlu bağlantıyı ben şöyle sormuş. Kutsal kase peki demiş. Yani O hani onun bambaşka da bir şeyin konusu. bambaşka bir şey. Hiç bizim bu konuyla bir alakası yok. Evet. Evet, Belki hani benim ben bir mitoloji bağlantı var derslerimi kaçırdım. izlerse bayağı bir bilgi bulur onun hakkında. Nesrin Mitoloji Şahin derslerinde Erhan kutsal diyor kase ki metinlerini eski Fransızcadan ben çevirdim. Hiçbir Türkçe'ye çevrilmemiş vaziyette. O yüzden hani merak ettiği her şeyi orada bulabilir. Tamam. Nesrin Şahin diyor ki Erhan Hoca nerede? Biz orada öğrencileri olarak diyor. Ben de çok teşekkür ediyorum Teşekkürler. senin kıymetli öğrencilerine. Çok teşekkür edenler var. Ağzınıza yüreğinize sağlık diyenler var. Değinilmemiş bir konuya değindiniz diye teşekkürlerini dile getirenler. Bilmediklerimizi öğrendik diye teşekkürlerini dile getirenler var. Erhan, çok teşekkür ediyorum. Ben Yani teşekkür ederim. bize Bu inanılmaz konunun ilk defa böyle bu kadar uzun dillendirilmesi zevkli oldu tabii. evet. Zaten böyle bir şey yapmayı istiyordum. O amaçla da benimle
yazdığımız kitapta Cem Sultan çok önemli bir yer tutuyordu. Sen de şey yaptığın gibi ama Türkiye'de ne yazık ki hani ne söyleyeyim, bazı tarihçiler taraf tutuyor. Ve bazı olaylar incelenmesi gerektiği gibi incelenmiyor. Daha objektif, anakronik olmayan bir düzlemde, geniş açıda her şey aydınlığa kavuşur diyorum. Peki senin son görüşün nedir? Yani ne olacak? Yarın yağmur yağacak, anlamadım. Hayır, bu şövalyelerin hedefleri, işte Papa'nın hayali, bu kan karışımı meselesi, Ben ne bir olur? Türk'üm. Ben bir Türk'üm. Benim inandığım tek şey kafalarında patlayacak. Kafalarında patlayacak. Çok teşekkürler, bunu duymak istiyordum. Çünkü olayları analiz etme noktasında hani yıllardır bizlere bir şeyler anlatıyorsun. İşte ben de bir O Türk'üm, sebeple bu taraf soruyu tutuyorum. sordum. Efendim? Ben bir Türk'üm, taraf tutarım. Kafalarında patlar diye. Kafalarında patlar. Peki. Sevgili Erhan, geceni bizimle paylaştın. İlmini bizimle paylaştın. Yıllardır yaptığın araştırmaları bizimle paylaştın. Kendi adıma teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere şahsi olarak Ben de çok 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 teşekkür teşekkür ediyorum. ediyorum. Onlar adına da hem mesajları vasıtasıyla hem de bizlere katılımları vasıtasıyla onlar adına da çok teşekkür ediyorum. Saygıyla, hürmetle kal. Biz yayınlarını, kitaplarını, makalelerini bekliyoruz. Bu akşam ismi geçen işte Pelin Çift Hanımefendi'ye ve Selçuk Eracun Beyefendi'ye çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Çalışmalarınız çünkü devam ediyor. Teşekkür. Ve bizi Beraber yaptık. izleyenlere Evet. buyur. Beraber yazdık. Beraber yaptık. Evet. Evet. Saygılar, hürmetler ileterek hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Sevgili izleyenler, bu akşam Erhan Altunay bizlerle birlikteydi. Ben keyif aldım. Erhan'ın her zamanki samimi sohbetiydi aslında bizlerle bu akşam paylaştığı. Ama arkasında derin de bir ilmi vardı. O yüzden hem kendisine çok teşekkür ediyoruz, hem de bu saate kadar bizlerle birlikte olduğunuz için siz değerli izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda farklı konu ve konuğumla beraber tekrar buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın, hayırlı akşamlar.